Wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda yer yer sağlıkla alakalı konulara da alan açmaya çalışıyoruz. Ve bugün özellikle ağız ve diş sağlığından bahsedeceğiz. Diş sağlığıyla alakalı hem sağlıklı bir yapıya sahip olmak için yapılması gerekenlerden hem de ortodonti uygulamalarından da bahsedeceğiz. Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle. Ortodonti uzmanı Doktor Hatice Kübra Demirtaş, Kendini Bilmek başlıyor. Sağlıklı dişler için ağız ve diş bakımı nasıl olmalı? Çocuklar dişlerini ne zaman fırçalamaya başlamalı? Dişimizdeki çürükleri nasıl önleriz? Ortodontik tedavi nedir ve kimler için önerilir? Diş telinin avantajları ve dezavantajları neler? Hepsi ve daha fazlası birazdan Kendini Bilmek'te. Kübra Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Çok şükür, sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizler de iyiyiz ancak sadece programın hemen başında ben bir baş sağlığı ve geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Peşi sıra acı haberlerden bahsediyoruz. Bir acı haber daha yine bu sabah günümüze bu şekilde başladık. Maalesef yaşanan bir trafik kazası dolayısıyla hemen açılışımızda izleyicilerimizle de paylaşalım istiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bütün yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Biz dualarımızla, niyetlerimizle programımızın açılışını yapmış olalım Kübra Hanım. Evet, Allah rahmet eylesin. Bugün ağız ve diş sağlığından detaylıca bahsetmeye çalışacağız. Özellikle sizin uzmanlık alanınız ortodonti kısmıyla alakalı da pek çok sorumuz var. Hepsine cevap vermeye çalışacağız. İzleyicilerimize mutlaka hatırlatmak isterim. Konuyla alakalı sormak istedikleriniz olursa, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Yayın esnasında her birine yer vermeye çalışacağız. Öncelikli olarak şöyle bir sağlıklı bir diş yapısından bahsetmeye başlayacak olursak, sağlıklı bir diş yapısının olması için nasıl bakmamız gerekiyor kendimize? Buradan başlayacak olursak neler söylersiniz? Aslında bu süreç doğuşta başlıyor. Doğumla birlikte ilk dişler 6 aylıkken gelmeye başlıyor çocuklarda, bebeklerde. Ve 6 aylıktan itibaren bir ağız bakım süreci başlıyor. Bunu bebeklik sürecinde bu bakımı ebeveyn veriyor. Çocukluk sürecinde yine ebeveynin desteğiyle birlikte bu bakım devam ediyor. Bizde maalesef yeni oturmaya başlıyor bu. Yani çocukluk dişlerinin önemi, çocukluk döneminde yapılacak diş tedavilerinin önemi daha böyle son 5-10 yıllarda oturmaya başlıyor ülkemizde. Çünkü bakış açısı şu oluyor, nasıl olsa onlar dökülecek, yerine daimi dişler gelecek, çok da önemli değil gibi algılanıyor. Evet. Ama esasında her şey o noktada başlıyor. Çünkü siz süt dentisyonu, süt dişlenmeyi korursanız, süt dişlenmeden sonra gelecek daimi dişlenmenin sağlam altyapısını oluşturuyorsunuz aslına bakarsanız. O yüzden bize şunu soruyorlar mesela, bir çocuk diş hekimiyle kaç yaşında tanışmalı? Çok erken yaşlarda tanışmalı. İlla bir müdahale uygulama yaptırmak için değil. Ama 6 aylık kontrol süreçlerini öğrenmesi için erken yaşta bu bakımın başlıyor olması gerekiyor. Bize mesela hep geç tedaviler, geç kalınmışlıklarla hastalar geliyor. Yani hasta 15 yaşında geliyor, 20 yaşında geliyor, bazen 30 yaşında geliyor ve artık zamanında yapılan yanlışların bir neticesi var ve biz aslında sebebi değil de sonucu tedavi etmek zorunda kalıyoruz. Ama aslında sebebi tedavi eden branş çocuk diş hekimliği branşı oluyor. Yani pedodonti branşı oluyor. Biz çocukları küçük yaşta pedodontistlerle tanıştırırsak İleri yaşlarda ortodontistle tanışma olasılığını aslında düşürmüş oluyoruz. Çok çok önemli bir kısım bu. Evet. Gerçekten dediğiniz gibi nasılsa süt dişleri geçici, dökülecekler diye düşündüğümüz için daha çok sonrasına önem veriyor gibiyiz. Evet.
Çocukluktan itibaren o zaman dişle alakalı ne kadar sıkıntılar ortaya çıkmaya başlarsa bu ileri zamanda da muhtemel olumsuzlukların da habercisi oluyor o halde. Aynen öyle oluyor maalesef. Yani şey oluyor genellikle, bana mesela sosyal medyada çok fazla yazan insan oluyor. İşte 5 yaşında çocuğum var, genel anestezi altında ya da 3 yaşında dişlerini yaptırmıyor. Durmuyor koltukta. Genel anestezi altında bütün dişlerin tedavi edilmesi gerektiğini söylediler. Ben istemiyorum bunu kesinlikle. Genel anestezi almasını istemiyorum. Şimdi genel anestezi uygulamasına da tabii ki farklı bakılabilir o yaştaki bir çocukta ama bir şekilde o çocuğun ikna edilip veya genel anestezi altında bir şekilde tedavi ediliyor olması lazım ki sağlıklı dentisyona kavuşabilsin bu çocuk. Çünkü o yaşlardaki erken süt dişi kayıplarından kaynaklı daimi dişlenmenin bir sıralaması var. Yani öyle bir yaratılışta öyle bir nizam var ki. Siz bir dişin kaybı ile birlikte aslında o nizamı, sırayı bozuyorsunuz. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Sıra karıştıktan sonra, yani mesela neden çapraşık oluyor dişler? Bunun genetik şeyi de var, zemini de var ama baktığınız zaman çapraşıklıkların çok, literatür bilgisidir bu. Çapraşıklıkların çok büyük çoğunu erken süt dişi çekimleridir, kayıplarıdır. Ve hep mantık şudur, nasıl olsa gidecek o dişler. Evet. Maalesef yanlış uygulamalar neticesinde de eninde sonunda bir ortodontistin kapısını çalar hastalar. Tabii bu evet ilerleyen zamanda çok da zorlu süreçler oluyor. Yani dişle alakalı pek çok sorun az çok herkesin başına gelmiştir. Hiç olmadı en azından bir dolgu süreci yaşamışızdır. Evet, evet. Ama bunun acısı, bunun ağrısı çok sıkıntılı oluyor. Hele ki diş teli kullanımıyla alakalı durumlar. Bununla uğraşan herkese de acil şifalar, kolaylıklar dileyelim. Evet. Bununla ilgili detayları konuşacağız biraz sonra. Ama hazır çocukluktan bahsediyorken mutlaka erken yaşta bir kontrol sürecine girilmiş olmasının önemini vurguladınız. Bununla beraber ailelerin çocuklarının diş sağlığıyla ilgili, dişlerine bakmalarıyla alakalı, onlara mutlaka öğretmeleri gereken ya da doğru bilinen yanlışlardan da bahsedebiliriz. Uzak durmaları gerekenler neler olur? Şöyle özellikle bebeklik döneminde yani emzirme çağında biberon kullanımı çok yaygındır bebeklerde biliyorsunuz. Ve bu biberonda çocuğa verilen süt ve benzeri sıvılar hep şekerle karıştırılarak verilir. İşte pekmez katılır, bal katılır gibi. Bebek de bunlarla birlikte uyur. Yani ağzında biberonla birlikte sabah eder. Şimdi böyle bir durumda o şekerli sıvı ağızda kalır. Tükürüğün tamponlama, yıkama kapasitesi azalır. Çünkü gece boyunca orada kalır ve çok küçük yaşlarda belki 1-2 yaşlarında siyah düz yüzey çürükleri oluşmaya başlar. Bu çocuğu biz zannederiz ki ya o çocuk daha anlamaz ama aslında sosyal anlamda da yapılan çalışmalar kendilerini beğenme, özgüvenin gelişmesi bu süreçleri sekteye uğrattığını gösteriyor. Çocuk yaştaki bu dış yüzeydeki siyah çürüklerin ve bunların adı literatürde biberon çürüğü diye geçer. O yüzden ebeveynin tabii ki o yaşta yapması gereken, bebeklik çağında yapması gereken alıp eline bir fırçayla fırçalamak değil. Ama ilk dişlerin geldiği andan itibaren bir gazlı bez ya da bir temiz bir tülbent gibi bu işaret parmağına dolayıp bebeğin ağzındaki o gıda artığını ya da şeker artığını diş yüzeyinden uzaklaştırmaya çalışması gerekir. Sonra fırça kullanım çağı geldikten sonra belli bir yaşa kadar macunsuz fırçayla dişlerini fırçalarlar çocuklar. Belli bir yaştan sonraki bu ortalama 4-5 yaş civarına denk gelir. Yani artık o macunu yutmayacaklarından emin olduğumuz zaman geldikten sonra da artık fırçalamaya macunu da dahil ederler. Bu sayede macunların içindeki flor sayesinde de dişlerin minesinin sağlıklı ve kaliteli olması sağlanır. Diş macunu seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekir? Şimdi son zamanlarda bana çok fazla soruluyor bunu hastalarım. Özellikle bu boykot edilen, alınmayan ürünlerden dolayı herkeste böyle yeni macun arayışları oluyor. Ve bununla alakalı şöyle bir tavır oluyor. Mesela bizim yerli üretim macunlarımızda
florsuz macun üretiliyor. Şimdi flor dediğimiz şey bizim akranlarımızın çocukluk çağında sulara katılırdı florlar. Tuzlara katılırdı, sütlere katılırdı ve bundan dolayı flor renklenmeleri oluşuyordu ve florozis zehirlenmeleri oluşuyordu. Çünkü bu minerallerin fazlası da vücutta toksiktir. Ama diş macununun içindeki flor biz o macunu yemediğimiz takdirde bize sistemik olarak zarar vermez. Sonuçta biz macunu yemiyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz ve tükürüyoruz. Bundan kaynaklı florun fırçalama rutinine kesinlikle dahil edilmesi lazım. Çünkü diş minesinin yapı taşı, diş minesinin sağlamlığını sağlayan bu. Çok fazla bu konuda tartışmalar var. Evet. Yani işte florür bir zehirdir, işte bir işte Alzheimer'ın sebebi odur, Parkinson'un sebebi odur gibi çok fazla bu tarz iddialar var. Ama bunların çok ciddi bir mesneti yok aslına bakarsanız. Yani sonuçta ağız vücuda açılan bir kapıdır. Ağızdaki bakım vücudun sağlığındaki en temel taşlardan biridir. O yüzden biz ağız bakımımızı doğru enstrümanlarla yaptığımız takdirde ağız bakımımızı florürle de beslediğimiz takdirde ağza açılan, vücuda açılan kapıyı aslında sağlamlaştırmış evet. oluyoruz. Yani diğer bütün hastalıkların davetiyesi ağızda başlar aslına bakarsanız. Yani mesela endokardit vardır, kalp kapağı enfeksiyonları. Bu endokardit problemi normalde baktığınız zaman kalple alakalı diye düşünürsünüz. Ama ağızdaki bakterilerin sisteme karışması, ağızda diş eti kanamasından kaynaklı sisteme karışması ve o bakterilerin kalp kapağını tutması, kalp kapağında enfeksiyon yapmasıyla karakterize bir şeydir endokardit. Hı hı. Şimdi düşünüyoruz ne alakası var? Ağızdaki bakterinin kalple böyle bir bağlantı var. Ve vücutta böyle birden çok bağlantı var. O yüzden ağız bakımı önemli. Çocukların da zaten fırçalama rutinine macunun katıldığı yaş florürü yutmasınlar diye macunu yutmadıktan sonra yani o yutma sürecinden sonra florürlü macun belli bir yaşa kadar çocuklarda da şeyde yapılır. Klinik ortamda yapılır florür uygulaması. Yani hekim kontrolünde aspirasyonla çocuğun onu yutmasını önleyecek şekilde ortalama yarım saat 40 dakika o kaşıklar, florlu kaşıklar ağızda bekletilir. Bir florür jel uygulaması yapılır. Bunun tek gayesi de çocuğun diş mine kalitesinin sağlamlığının artırılmasıdır. O yüzden macunlarda kesinlikle florürsüz macun alalım. Bu yanlış bir bakış açısı. Özellikle ortodontik tedavi sürecinde çok daha sıkıntılı. Ona da geleceğiz inşallah. Şöyle genel olarak bir ağız bakımından bahsettikten sonra ortodontik kısma geçelim istiyorum. O yüzden buradaki soruları da es geçmek istemiyorum tabii. açıkçası. Bir yandan az önce belirttiğiniz gibi biraz daha siz sonuca müdahale ediyorsunuz. Evet. Bu sonuca gelene kadar ortadaki sebepleri de ortadan kaldırmak muhtemel sonuçla karşılaşmamızı önleyebilir aynen demiştiniz. Öyle. O yüzden evet. bunun için erkenden yapmamız gerekenler, daha öncesinde yapmamız gerekenler kısmına dair de bilgi sahibi olmamız yerinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada bir de pek çok farklı ağız bakım ürünleri var. Yetişkinlerin de kullandığı. Bunlarla alakalı nelere dikkat etmemiz lazım? Bazen kafa karışıklığı da olabiliyor. Ya da bunların belli başlı zararları var mıdır? Bunlara dair ne söylenebilir? Bunlar birazcık bizim hani tüketim çağı, modern toplum biraz biliyorsunuz tüketim toplumu. Arz taleple şekilleniyor veya her seferinde yeni bir şeyler çıktığında bize şu dikte ediliyor. Acaba biz bir şeyleri eksik yapıyoruz da mı bu kadar çok çeşit var? Mesela dikkat edin diş fırçası reklamlarında hep şey söylerler. Daha öncekilerin ulaşamadığı yerlere ulaşıyor. Evet. Yani hani o kadar çok ulaşılamayan nokta var ki ağız içerisinde. Her bir yeni üretim daha öncekilerden çok daha iyi oluyor. Aslında burada ağız bakımında önemli olan nokta ne biliyor musunuz? Mekanik temizlik. Yani mesela siz elinize fırçayı alıp diş yüzeyinden bakteri plağını etkili şekilde uzaklaştırmadığınız takdirde istediğiniz kadar ağız çalkalama suyu kullanabilirsiniz. Ya da ağız gargarası kullanabilirsiniz. Yine de sizin ağız hijyeniniz optimal seviyeye ulaşmayacak. Mesela şu var, mekanik temizliği yapamıyor şahıs.
ama çok düzenli ağız çalkalama suyu kullanıyor ve şikayet şu: benim diş etlerim sürekli kanıyor. Ya bundan daha doğal bir şey yok aslına bakarsanız. Ya da diş taşları var, onların temizliği yapılmıyor. Bunların temizliği yapılmadan sadece yine gargara. Çünkü gargara kullanımı biraz daha kolay bir işlem biliyorsunuz ki. Yani diş fırçalamak ortalama 3-4 dakika sürüyorsa gargara kullanımı 15 saniye sürüyor. O yüzden biz daha kolaycı yaklaşıyoruz ve 15 saniyelik bir gargarayla ağız bakımına ulaşacağımızı zannediyoruz. Ama o ağız çalkalama sularının da şöyle zararları var. İşte florür diye konuştuk ya, ağız çalkalama sularının günlük kullanıma uygun olanlarının çok büyük çoğunluğunda florür var aslına bakarsanız. Ve oradaki florürün diş macunundaki florüre kıyasla yutulma olasılığı daha yüksek. Evet. Çünkü onun tadı ağzınızda uzun süre kalıyor. Biz diş macununu ağzımızdan arındırırken sürekli duruluyoruz. Hı hı. Ama ağız çalkalama suyuyla gargara yaptıktan sonra ağzımızda o tat kalıyor ve kalan florürü yutma potansiyelimiz daha yüksek aslında. O yüzden ağız çalkalama sularının günlük rutine dahil edilmesi gibi bir zorunluluğumuz yok. Hı hı. Ama mekanik temizliği iyi yaptığımız koşullarda. Yani diş fırçalamaya özen gösteriyoruz. Aynen öyle. Hı hı. Ama fırçalama 15 saniye, 20 saniye sürmeyecek. Etkin bir diş fırçalamanın 3-4 dakika sürüyor olması lazım. Özellikle ortodontik tedavi sürecinde ağızda herhangi bir aparey yoksa da yine 2-2,5 dakikayı buluyor olması lazım etkin diş fırçalama sürecinin. Bir de gargaralar var. Gargaralar dönem dönem kullanılması gereken, ağız sağlığına kavuşulması için bizim için önemli. Ama gargaralarında belli bir kullanım periyodu var. Yani 7-15 günden uzun gargara kullanımı da ağızdaki mikrobiyal florayı bozuyor. Çünkü biliyorsunuz ağzımızda bizim bu gargaraların yok etmesini beklediğimiz zararlı bakterilerin yanı sıra yararlı bakteriler de var. Ve bu gargaralar, kloroksidin içerikli özellikle gargaralar, ağızdaki yararlı bakterileri de öldürüyorlar. Bu sefer bizim floramız bozuluyor ve ağız kanserlerine davetiye çıkartacak noktalar maalesef ortaya çıkıyor. Bundan dolayı gargara kullanımı da doktor kontrolünde olması gerekiyor. Ez cümle bizim yapmamız gereken şey kuru bir diş fırçası. Çünkü biz ıslak bir diş fırçasını ıslatıp üzerine macunu koyduğumuz zaman o hemen köpürdüğü için biz o köpükle hemen temizlendi zannediyoruz. Ama kuru bir diş macununun üzerine bezelye tanesi kadar koyduğumuz macun ve ağzımızda köpüğünü biriktirmeyip sürekli o ağzımızda biriken sıvıyı tükürdüğümüz bir fırçalama uygulaması doğru olan fırçalama uygulamasıdır. Ve tek başına bazı hastalarda ek fırçalara ihtiyaç vardır. Bunu da doktor verir, yönlendirir. Bazı aralıklar vardır. Oralara özel arayüz fırçaları vardır. Daha benim rütuş fırçası diye anlattığım yüzeyleri farklı fırçalar vardır. Bunları da biz hastanın bakımını değerlendirip bakın buraya ulaşamıyorsunuz, burada şöyle bir fırçaya daha ihtiyacınız var şeklinde hastayı bu konuda bilinçlendiririz, yönlendiririz. Yani bütün sistem aslında şuna dayanıyor: çocuk yaştan itibaren verilen iyi bir ağız hijyen bakımı ve çocuk yaştan itibaren bireyin, çocuğun bir çocuk diş hekimiyle ve bir ortodonti uzmanıyla tanıştırılmış olması. Evet. Ben şaşırdım açıkçası, özellikle diş fırçasını ıslatmadan macunu evet. sürmemiz gerektiği ile alakalı olan kısımda. Hı hı. Genel temizlik anlayışımızda hep köpük istiyoruz, evet, onu seviyoruz. Arıyoruz. Evet. Hatta kullandığımız ürünleri şimdi biraz daha değiştirmeye de başladık ya boykotla hı hı. beraber. Hı hı. Ama bu köpürmüyor canım, nasıl temizliyor mu şimdi diye evet. sorular akla gelebiliyor. Evet, evet. Bu kısım kıymetli gerçekten. Biz bunları uygulamaya başladıktan sonrası için inşallah yaşanan sorunlar da azalacaktır diye evet, umuyoruz. Inşallah. Özellikle dediğiniz gibi bu alışkanlık, kazanılan bir alışkanlık neticede çocukluktan hı hı. itibaren doğru bilgilerin aktarılması çok önemli oluyor. Evet. Peki bütün bunlara rağmen, yani ben düzenli olarak dişlerimi fırçalarım, dikkat ederim hı hı. ama dişlerle alakalı derdim hiç bitmiyor diyenler varsa, çürüklerle hı hı. sürekli başı dertte olanlar varsa, bunun başka nasıl sebepleri olabilir? Nelerden kaynaklanabilir? Bizim fırçalarımız dişlerin görünen yüzeylerine ulaşıyor. Bir de dişlerin ara yüzeyleri var. Genellikle çürükler ara yüzeyde ortaya çıkıyor. Burada sadece fırçalamak yetmeyebiliyor. Bir de bizim beslenme alışkanlıklarımız da önem arz ediyor. Yani beslenme rutinimizde rafine şeker ve asit varsa ve bunu biz çok sıklıkla tüketiyorsak,
Burada hani ya ben fırçalamama rağmen çürük oluşuyor daha normal bir şey yok bana sorarsanız. Çünkü fırçalamamız bizim günde iki. Ama ağızda kalan o rafine şeker ve asidin kalma süresi çok daha uzun. Bundan kaynaklı diş aslında diş çürüğü nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Diş yüzeyinde zaten bakteri var. Hani bahsetmiştim ya ağız florasında yararlı ve zararlı evet. bakteriler var. Siz bakterinin besin kaynağı olan şekeri verdiğinizde bir de diş minesinin erimesini sağlayacak asidi verdiğinizde zaten bakteri de o şekeri tüketip o asidi ürettiğinde o sağlam diş minesinin yüzeyinde bir erozyon, erimeye sebebiyet veriyor. Aslında bizim diş çürüğü dediğimiz şey bu. Yani tamamen fizyolojik bir şekilde gerçekleşiyor bu olay. Dolayısıyla biz ara yüzlere de diş ipi kullanımını ekleyip günlük beslenme rutinimizden şekeri ve asidi uzaklaştırdığımız takdirde ve yine şu da önemli. Fırçaladığımızı düşünüyoruz ama ne kadar hakkaniyetli fırçalıyoruz? Hı hı. Yani ne kadar doğru fırçalıyoruz? İşte burada zaten bir mesleki otörle karşılaşmak, onun koltuğuna bir oturup ayrıntılı muayene olmak ve evet ben buraları göremiyormuşum. Çünkü biz hastalarımıza gösteriyoruz ağız aynalarıyla ve dijital ağız içi kamera cihazlarımızla gösteriyoruz. Diyoruz ki bakın siz aslında güzel dişlerin dış yüzeyi pırıl pırıl iyi fırçaladığınızı düşünüyorsunuz. Ama bakın iç yüzeylerde bunlar var. Göremiyorsunuz buraları. Mesela özellikle üst dişlerin damak yüzeyleri vardır. Pek çok hastaya o bölgeyi fırçalayamadığını gösterdiğiniz zaman hasta şaşırır. Hmm. Ve şunu düşünür, evet ben fırçayı oraya hiç götürmüyorum aslında. Yani burada farkındalık oluşturmak lazım. Evet. Yani bizim ülkemizde bu farkındalık noktasında bizim daha çok yatırım yapmamız lazım. Mesela bizim hep bunu defaatle söylüyorum ben. Daha yabancı dizilerdeki şeylerde, sahnelerde hep bir diş fırçalama sahnesi evet. vardı. Bizde mesela çok yetersiz bu. Yani doktora gitme sahnesi var ama biz toplumsal kodlarımızda var muhtemelen bizim. Diş hekimi kaygımız, korkumuz var ve hani bu bizim senaristlerimize de sirayet etmiş muhtemelen. Hiç diş hekimi sahnesi yok. Ya da evde bir diş fırçalama sahnesi yok. Çünkü görseldir çocuklarda. Özellikle bu yeni nesil baktığımız zaman çocukların tamamı görsel zekaya sahipler ve o biz onu yaparsak o çocuk onu yapıyor. O yüzden bu sahnelerinde daha çok katılması talebimiz var. Aslında güzel bir evet. bakış açısı gerçekten. Doğrudan farkında olmadan alıyoruz çünkü biz izlediğimiz evet. her şeydeki mesajları şahit evet. olarak bir yandan çocuklar da modelleyerek öğreniyorlar. Çürüklerin nasıl oluştuğundan bahsettiniz, sağlıklı ağız bakımından, diş sağlığı için dikkat edilmesi gerekenlerden bahsettiniz. Ve biraz daha yaşlar ilerledikçe karşımıza çıkan yine hepimizin muhtemelen büyük çoğunluğun diyeyim karşılaştığı sorunlardan birisi de 20'lik diş oluyor. Evet. Şimdi 20'lik diş neden bu kadar başa bela oluyor ya da neden çıkıyor? Çünkü evet. çok sonradan geliyor. Evet. Herhangi bir işlevi var mı? Onun çekilmesi ne zaman gerekir? Bununla ilgili sorun yaşayanların dikkat etmesi, bilmesi gerekenler neler? Bana muayeneye gelen hastalarda işte 20'likler çekilecek dediğimizde hastanın yüzünden ben şu soruyu algılıyorum. Yani sonuçta Allah haşa gereksiz bir şeyi yaratmış mıdır? Tabii ki yaratmamıştır. O benim ağzımdaysa benim olan bir şeyi benden niye zorla almaya çalışıyorsunuz? Beni niye ameliyat etmek istiyorsunuz zorla gibi bir bakış açısı oluyor. Burada da bunu şöyle anlatıyorum. Şimdi bizim baktığınız zaman insanlığın gelişim sürecine baktığınız zaman şimdi ateşi bulmadan önce çiğ tüketiliyordu. Ve bulunan fosillerde mesela insan fosillerinde çenelerin, dişlerin çok daha böyle uzun, gelişmiş, daha sivri. Mesela bu parçalayıcı köpek dişleri var çok daha sivri olduğu. Ama zamanla bizim işte ateşi bulmamız, atalarımızın ateşi bulması, daha rafineye doğru, rafine yiyeceklere, yumuşak yiyeceklere doğru dönmeyle birlikte çene bölgesinin daha küçüldüğü tespit ediliyor. Şimdi tıpta şöyle bir şey vardır. Kullanılmayan organ atrofiye uğrar. Yani küçülür. Mesela biz dişimizi kaybederiz.
o bölgedeki damak kullanılmadığı için damak büzüşür. Ya da kolumuz kırılır, alçıya alırlar. Bir ay sonra alçıdan çıktığı zaman kol incelir. Deriz ki ya incecik kalmış, neden kullanılmadı bir ay boyunca? Şimdi 20'lik dişler 3. azı dişlerdir. Bizim atalarımızın 3. azılarını bir kenara bırakın. 4. 5. azı dişler varmış. Ama ne olmuş? Ateşin bulunmasıyla birlikte çene kemiklerinin ve dişlerin daha az kullanımıyla birlikte kullanılmayan organlar küçülmüş. Mesela 20'lik diş sorunu her hastada yoktur. Her insanda yoktur. Bazısında hiç 20'lik çıkmaz. Bazısında 4'ü birden ağzının içindedir, çıkabilmiştir. Bazısında 4'ü birden gömülüdür. Peki bu insandan insana değişen farklılıklar neden? İşte zamanla belki bir bundan 100-200 sene sonra şey diyeceğiz. 20'likler, 20'lik diye bir dişi yok. Tam hiç oluşmuyor belki, diyeceğiz evet. Belki de. Yani bu tamamen bizim beslenme alışkanlıklarımızla şekillenen bir durum. O yüzden 20'lik dişlerin çok büyük çoğunluğu gömülü kalıyor. 20 yaşta geldikleri için genellikle ağızda kendilerine yer bulamadıkları için ektopik yani yanlış pozisyonlarda ağza geliyorlar. Ve bu sefer ağızda kendilerine yer bulabilmek için öndeki dişleri itip çapraşıklaştırıyorlar. Bana sorarsanız daha da önemlisi en son gelen dişler ve çeneyi kapatırken, ağzı kapatırken en arkadaki ilk temas noktaları ve yanlış pozisyonda çıktıkları için de bu ilk teması bozuyorlar. Hı hı. Bundan dolayı hastanın ağız kapanışını bozuyorlar aslında ve hastaların çok büyük çoğunu eklem hastası oluyor. Hmm. Çene kemiği eklemi rahatsızlığıyla geliyor hasta. Şimdi hastaya bunu böyle izah ettiğiniz zaman diyor ki tamam ben hemen 20'lik diş çekim randevusu alıyorum. Ama biz direkt şunu söylersek onlar çekilecek. O zaman insan tabii ki sorguluyor. Yani neden bendeki bir şey almak istiyorsunuz? Bu sorgulama da hakkaniyetli bir sorgulama. Evet. Çoğu gömülü kaldığı için de cerrahi müdahaleyle alınması gerekiyor. Hı. O yüzden de bir miktar dert açabiliyorlar evet, başa. Evet. Kişiden kişiye de çok değişkenlik gösterebiliyor. Yani bazıları için çok zorlu olsa da bazıları için sıradan bir işlem gibi. Benim de öyle geçmişti evet, hatırlıyorum. Çok evet. Sıradan. Bu biraz dişin konumuyla da alakalı. Hmm. Yani diş yatay konumda mı, dikey konumda mı? Üzerinde sadece kemik mi var, sadece mukoza mı var, cerrah mı çekiyor? Yani o şimdi diş çekimini de cerrahın yapması da önemli. Hmm. Yani çünkü mesela bir cerrah sadece onunla ilgileniyor. Tabii. Ya da çoğunlukla onunla ilgileniyor. O yüzden onlar için çok son derece basit uygulamalar olabiliyor. Hı hı. Yani burada biraz çok fazla şey var, değişken var. Bir 20'lik operasyonunun zorluğunu, kolaylığını belirleyen çok faktör var tabii, aslında. Tabii. Burada peki diş çapraşıklıklarından bahsedecek olursak 20'lik dişler biraz daha kendine yer açmak için diğerlerini sıkıştırıyor olabilir dediniz. Tabii. Bunun dışında yine çocukluk çağında erken yaşta dişlerin çekilmiş olması ilerleyen yaşlarda böyle bir şeye sebebiyet verebilir dediniz. Başka hangi sebepler var dişlerin çapraşıklığıyla alakalı? Bunlar sonradan olan sebepler. Bir de doğuştan gelen sebepler var. Kalıtımsal sebepler var. Yanı sıra solunum yolu problemleri var. Bu da gelişimsel yine. Şimdi doğuştan gelen süreçler genellikle çene ilerilikleri ve gerilikleri oluyor. Yani alt çenenin gereğinden fazla büyümesi ve önde konumlanması aslında bir genetik problem oluyor. Bunun genetik bir problem olduğu bir Avusturya hanedanıyla literatüre geçiyor. Habsburg diye bir hanedan var. Hanedanın bütün üyelerinin alt çeneleri çok önde. Bu Sakıp Sabancı profili gibi çok önde. Ve bundan kaynaklı bir araştırma yapıldığında bu çene öndeliği probleminin genetik olduğu ortaya çıkıyor. Yani bize çene öndeliği sorunuyla gelen bir çocuğun biz ebeveynine bakıyoruz önce. Mesela anneye babaya bakıyoruz. Çene çok öndeyse diyoruz ki büyümeyi durduramazsınız. Büyümeyi durduramayacağınız için biz bu çocuğun çenesinin, alt çenesinin daha fazla büyümesini baskılamak adına 7-8-9 yaşlarından ergenlik çağına kadar bu çocuğa bir tedavi. Çünkü büyüme gelişim süreci bu 18-19'lara kadar devam ediyor. Bu sürece kadar bu çocuğu bir aparaya mahkum etmektense ve sonuç elde edememektense, çünkü edemeyeceğimizi biliyoruz, büyümeyi durduramayız, diyoruz ki
bekleyelim bu çocuğu biz. Yaşı geldiği zaman ameliyat olsun. Çünkü bu çocuğun tedavisinin en doğru tedavi yönteminin ameliyat olduğunu biz anneye babaya baktığımız zaman görüyoruz zaten. Ama çocuğun çenesi bir miktar önde baktığınızda anne babada böyle bir problem yok. Birinci derece yakın akrabalarda yok. Bunlardan kasıt dayı, amca, teyze, hala bunlar da yok. Büyüklerde yok. Dedelerde, anneanne, babaannede yok. O zaman diyoruz ki ha bu kazanımsal bir şey olabilir. Genellikle de sorun solunumda oluyor. Yani hasta, burun, çok kibar burunlar, dar bir üst çene. Bunun sebebi de bademciklerin biliyorsunuz o yaştaki çocuklardaki lenf dokular çok büyük oluyor. Lenf dokuların büyük olmasıyla karakterize bir şekilde hasta burnundan aldığı solunumla yeterince oksijenlenemiyor. Yetmiyor çocuğa o solunum. O yüzden hep ağızlarından nefes alıyorlar. Böyle bir durumda da ağızdan nefes aldığımızda da üst çene daralıyor ve çocuk soluk yolunu genişletmek, soluk yolu çünkü burada, genişletmek üzere çenesini önde konumlandırıyor. İşte burada da devreye KBB uzmanları giriyor, kulak burun boğaz uzmanları. Biz solunum sorunuyla bize başvuran çocukları üst çene genişleterek tedavi ederken aynı zamanda İVED'i bir kulak burun boğaz doktoruna da yönlendiriyoruz. Hı hı. Yani ortodontik tedavilerin, ortodontik problemlerin bir kısmı da aslında kalıtımsal. Mesela çene çapraşıklıkları bazen şöyle oluşabiliyor. Biz buna çapraz kalıtım diyoruz. Mesela babadan daha geniş bir çene alıyor. Anneden küçük dişler alıyor. Bu hastanın dişleri boşluklu kalıyor. Ama tam tersi de olabiliyor. Anneden daha kibar küçük bir çene alıyor ama babadan iri dişler alıyor. O zaman o dişler o çene kemiğinde hizalanırken sığmıyor, yeterli yer yok. O zaman çapraşık olabiliyor gibi. Mesela bu tarz durumlarda da biz diş çekimli ortodontik tedavi yapabiliyoruz. Ama bize gelen vakalardaki çok büyük oran gelişimsel problemler. Yani zamanında hekime gidilmediği için sebebin değil sonucun tedavi edilmesi gereken durumlar aslında. Sizin özellikle uzmanlık alanınız ortodonti kısmı. Bunun programın başında da vurgulamıştık. Peki ne zaman size gelmek durumunda kalıyoruz? Yani ne olduğunda diğer hekimler bizi bir ortodonti uzmanına yönlendiriyor ve sizin kullandığınız tedavi yöntemleri neler? Hangi durumlara siz müdahale ediyorsunuz? Aslında biz bize ihtiyaç duymadan hasta bizimle tanışsın istiyoruz. Yani bir çocuk 5-6 yaşlarına geldikten sonra 6 yaşta daimi dişlenme başlar özellikle. Özellikle 6 yaş kritik bir yaştır. O yaştan sonra bize kontrol amaçlı gelsin istiyoruz. Pedodontistleri zaten 6 ayda bir kontrol etsin. Onları kontrol ederken bir de bize uğrasın istiyoruz hasta. Çünkü biz o dentisyonu, şimdi pedodontist şunu yapıyor. Dentisyonun sağlıklı kalmasını sağlıyor pedodontist. Yani mevcut çürükleri tedavi ediyor ama ortodontist dentisyonu takip ediyor. Dentisyon dediğim şey dişlenme. Dişlenme sürecini takip ediyor ve süreçte bir anomaliyle karşılaşıldığında ortodontist müdahale ediyor. Yani bir hastanın bir ortodonti uzmanına müracaat etmesi için dişlerinin çapraşıklığını aslında beklemiyor olması gerekiyor. Yani küçük yaşta geliyor olması gerekiyor. Biz diyoruz ki bizimle 6 yaşta tanışsınlar, 7 yaşta tanışsınlar. Sonra biz onları takip edelim. Ve dişlenmenin bittiği yaş 12 yaş. 12 yaşa kadar çocukları takip edelim. Tedavi yapmasak da takiplerini yapalım. Veya gerekirse tedaviye ihtiyaçları varsa 8-9 yaşından itibaren de bir tedavi sürecine alalım. Şimdi erişkin yaşta tedavi olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Sağlıklı dişler varsa, sağlıklı diş etleri varsa biz 70 yaşında da tedavi edebiliriz bir bireyi. Sadece alanımız daralıyor. Yani ortodontik müdahalelerle düzeltilebilecek bozuklukların çeperi daralıyor. Bu sefer devreye cerrahi uygulamalar giriyor. O yüzden diyoruz ki cerrahi uygulamalar, evet genetik bir sorun varsa bundan kaçamayız. Ama bizim erken yaşta tedavimizle birlikte cerrahi uygulama gerektirmeyecek bir ortodontik problem varsa ve biz bunu erken yaşta müdahale ederek tedavi edebiliyorsak neden ileri yaşlarda ameliyat etmek zorunda kalalım? Bakış açımız bu.
Pek çok erişkin hastanın da şöyle bir korkusu, kaygısı oluyor. Benden geçti artık. Hani bu yaştan sonra düzelmez. Sonuçta o çocukken bir gelişim süreci vardı ve bu gelişim sürecinde düzeldi. Artık olmaz. Aslında bu da yanlış bir bilgi. Her yaşta tedavi olabilirler. Sadece yapılabilecekler kısıtlanır. Ama son 10-15 yılda ortodonti pratiğine giren yardımcı mekaniklerle birlikte belki daha öncesinde hayır tek seçenek ameliyat diyebileceğimiz durumları da tedavi edebiliyoruz. Yani tıp geliştikçe, sağlık alanı, diş hekimliği geliştikçe elimizde kuvvetleniyor. Yine de günün sonunda en başındaki o başlangıç noktasına dönüyoruz. Çocuklukta başlıyor takip, evet. Ve erken yaşta çocuk diş hekimiyle ve ortodontistle tanışmakta başlıyor, evet. Sağlık aslında. Aslında ben siz anlatırken bir yandan sorduğum soruyu da düşününce ne kadar böyle bir alışkanlığımız olmadığını da fark ettim. Yani bu soruyu sorduran şey böyle bir alışkanlığın olmamasıyla da bağlantılı. Çünkü şu şekilde sordum, ne zaman ortodontiste geliyoruz dediğim, evet. Yerde aslında soru şunu gerektiriyor. Hangi problemi yaşadıktan sonra geliyorumu gerektiriyor. Evet. Halbuki bahsettiğiniz bakış açısında bir problem yaşamaya gerek kalmadan gelirse, evet. Zaten işler çok daha yolunda, evet, gidecek kısmından, kesinlikle. Bahsediyorsunuz. Biraz daha bu anlayışı değiştirmemiz lazım. İnşallah olur. İnşallah bizi dinleyen ebeveynlerimiz, evet. Çocuklarıyla alakalı böyle adımlar atmaya başlarlar diyelim. Evet, peki inşallah. Yetişkinlikte artık bu adımları atladık ve bir problemden sonra artık sizlere geldik. Diş teliyle alakalı nasıl uygulamalar var? Hangi yaşta nasıl seyrediyor bunların gidişatı ya da bununla alakalı dikkat edilmesi gerekenler neler oluyor? Toplum bilinçlendikçe erişkin hastaların artık benim dişlerim de düzelebiliyormuş. Ben bir protetik uygulamaya, işte dişlerimi küçültüp bir kaplama yaptırmaya mahkum değilmişim. Benim kendi dişlerim telle düzeltilebiliyormuş ve ben bunları kullanabiliyormuşum bilinci son yıllarda arttı. Bu çok güzel bir şey. Ve siz de sosyal hayatta karşılaşıyorsunuzdur. Tel takan erişkin sayısında ciddi bir artış, evet, var. Evet. Bu konuda çok mütevazı olmak istemiyorum. Ben ve meslektaşlarımın özellikle sosyal medyayı iyi kullanıp, bakın her yaşta ortodontik tedavi görebilirsiniz şeklindeki yönlendirmelerinin ben çok etkisi olduğunu, kesinlikle. Düşünüyorum bu konuda. Yanı sıra bir de erişkin ortodonti pratiğine giren, daha doğrusu ortodontik tedavi pratiğine giren şeffaf plaklarla tedaviler var. Bunlardan kaynaklı hastanın alternatifi arttı. Yani diş çapraşıklığına sahip ya da iskeletsel çene kemiklerindeki bir probleme sahip ortodontik tedavi hastası diş teliyle de şeffaf plaklarla da erişkin yaşta da olsa tedavi görebileceği bilgisine kavuştu. Ve talep çok arttı, ortodontik tedavi talebi. Tabii ki bu sürecin çocuk yaşlarda gerçekleşmesiyle birlikte çocuk yaşlardaki konforu çok daha farklı. Hı hı. Daha doğrusu konfordan ziyade tolerans daha farklı. Yani çocuk hastanın bir diş telini sahiplenmesi daha kolay erişkin hastaya kıyasla. Ama erişkin yaştaki bir tel tedavisinde de hastanın hijyen kontrolü çok daha kolay. Yani çocuk yaştaki tel tedavilerinde hijyende bir sorun yaşıyoruz hastalarda. Çünkü o yaş grubunda ne kadar da telkinlerde bulunsanız da belli bir noktadan sonra asitten vazgeçmiyorlar. Ve doğru diş fırçalamada yetersiz kalıyorlar. O yüzden biz diş teliyle erişkin hastaları tedavi etmeyi de çok seviyoruz. Ama bazen erişkin hastalar diş teli giymek istemiyor haklı olarak. Sosyal ortamlara da karıştıkları için. Bunun üzerine ortodontide bir devrim oluyor aslında ortodontik tedavilerde ve diş tellerinin yerini artık yavaş yavaş şeffaf plaklar almaya başlıyor. Şeffaf plaklarla ortodontik tedavilerinde en güzel kısmı şu, diş tellerinden farklı olarak ağızda sabit değiller, çıkarılabilirler ve çıkarılabildikleri için de çok iyi ağız hijyen kontrolü sağlanmaya devam edilebilir. Ama şeffaf plakların çok güzel özelliği olan bu çıkarılabilme özelliği aynı zamanda da en büyük dezavantajları. Çünkü sistem, yani dişleri düzeltecek kuvvet uygulayacak sistem plağın kendisi.
Ve şöyle gösterebiliriz plağı da. Plaklar bunlar. Plak ağızda olmadığı sürece, yani sistemi, dişleri düzeltecek mekaniği siz ağızdan uzaklaştırdığınız sürece bu tedavinin başarılı olma şansı yok. Yani normal klasik braket tedavilerinde bizim hastadan beklediğimiz uyum, işte bu bir işbirliği tedavisi. Tedavinin %60'ını 70'ini hekim yapıp %30'unu 40'ını hastanın işbirliğinden bekliyorsak burada oran tam tersine dönüşüyor. Çünkü bu dişleri tedavi eden mekaniği ağızda tutma iradesi sadece hastaya kalmış. Biz bu sistemi dijital planlıyoruz. Yani bilgisayar üzerinde bütün tedavi planını yapıyoruz. Şeffaf plaklar tabii ki hastalar şey diyor, yani bu metal, sağlam bir metal yapı. Bunun yaptığını bu plastik nasıl yapabilir diye soruyorlar. Hani yok diyorsunuz ama mümkün değil, düzelmez onunla gibi bir bakış açısı var. Buradaki olay da şu, nasıl diş telleri hastalar seansa geldikçe değiştiriliyorsa, daha kalın tellere geçiliyorsa, plaklar da 7-14 günlük süreçte değiştiriliyor. Her seferinde ağza yeni bir plak geliyor. Plak tedavisinin mantığı şudur. Sizin dişlerinizin çapraşık konumdan düzgün konuma kavuşması, örneğin 40 aşamalık bir plak tedavisi diyelim. Her bir dişteki bozukluk o 40 aşamada yavaş yavaş düzeliyor. Yani şöyle düşünün, 4 milimlik bir bozukluğu biz varsayalım. Her seferinde 0.1 milimlik bozukluğu düzeltiyorsunuz. Her seferinde 0.1 milimlik bozukluğu düzeltecek şekilde plak üretiliyor. Yani siz fili yavaş yavaş ısıra ısıra yiyorsunuz gibi düşünün. Hani böyle bir şey vardır ya, argüman, bir fili nasıl yersiniz diye. Yani birden 40'a geçmek ütopik geliyor ama biz önce 40'a gitmiyoruz. Önce 2'ye gidiyoruz, sonra 3'e gidiyoruz ve bunu her seferinde değiştirdiğimiz için plakları da eğer ki hastanın uyumu güzelse plak tedavileri son derece başarılı olabiliyor. Çok sabır isteyen bir süreç. Evet. Yani hem hasta için bence hem de hekim için. Çünkü evet. Bilimlerden bahsediyorsunuz, aşamalardan bahsediyorsunuz. Peki ikisi arasındaki farkı neye göre, yani hangisinin uygulanması gerektiğine neye göre karar veriyorsunuz? Ya da sadece bir estetik kaygıyla hastanın seçimine göre mi değişiyor bu? Çoğu hastada her iki mekanik de uygun oluyor. Sadece mekaniği hibritleştirebiliyorsunuz. Yani şeffaf plaklar bazı diş hareketlerinde yetersiz kalabiliyor. Çünkü bu gelişen bir teknoloji, şeffaf plak tedavileri. Aynı şey braketler için de geçerli, diş telleri için de geçerli. Biz mesela tedaviye çene kemiğinden, çene kemiklerini de dahil ediyoruz. Yani bize sadece teller veya plaklar yetmiyor. Mini vidalardan da yararlanıyoruz. Bu da bizim son 10 yıllık klinik pratiğimizde çok yerleşmiş durumda, ortodonti klinik pratiğine. Çoğu vakada en az bir tane mini vida kullanıyoruz. Vidanın mantığı şu, bazı hareketler sadece dişlerin varlığıyla, dişlerden alınacak desteklerle gerçekleştirilemiyor. O zaman devreye çene kemiğinin girmesi gerekiyor ve çene kemiğinden destek alacak bir ankraj, destek mekaniğine, vidaya ihtiyaç duyuyoruz. Bunları dahil ettiğimiz zaman, yani sistemi hibritleştirdiğimiz zaman her iki mekaniği de çok hastaya, pek çok hastaya uygulayabiliyorsunuz. Ama bazı %10'luk, 20'lik vaka oranı diyelim. Diyoruz ki sizin için braketler, yani teller daha uygun. Ya da sizin için plaklar daha uygun ama tercih yine sizin. Yani hastaya, günün sonunda yine hastaya bırakıyoruz tercihi. Çünkü o plağı ağza takma iradesi hastanın. O tellerle hijyen kontrolü iradesi hastanın. Evet. Tellerin zorluğu hijyen kontrolü, plakların zorluğu disiplin. Evet. Maliyet açısından nasıl bir farklılık çıkıyor karşımıza? Plaklarda yerel üretimler de var ama bizim Ar-Ge'si daha gelişmiş ve bu plak tedavi sistemine ilk başlamış. Nasıl peçetede bir markanın ismini söyleriz, onu o markayla söyleriz. Biz aynı onun gibi plak tedavileri de o markanın ismiyle söyleniyor. Ve o marka şu an sektörde en bayrağı önde götüren firma. Biz de hekimlerin çok büyük çoğunluğu o firmayla çalışmayı seviyoruz. Neden? Çünkü
yeni bir tedavi hastanıza sunuyorsunuz. Önce sisteme sizin güveniyor olmanız lazım ki hastanıza siz bu sistemi sunabilin. O yüzden daha kendini geliştiren bu Ar-Ge'si üzerine daha çok yatırım yapması gereken firmalar o sürece gelene kadar biz ortodontistler birazcık böyle kenardan izlemek istiyoruz. Böyle olunca da yerli üretimlere kıyasla daha bu yabancı üretimi tercih etmek durumunda kaldığımız için ve bizim bu ekonomik kendi para birimimizle alakalı durumdan kaynaklı biraz şeffaf plak tedavileri maliyetli. Evet. Tel tedavilerine kıyasla ama şöyle diyebiliriz. Braketlerin belki işte 1/3 kadar fiyatı daha yüksek gibi düşünebilirsiniz. Yani braket tedavisi örneğin 2 birimse tel tedavisi plak tedavisi 3 birim gibi düşünebilirsiniz aslında. Çok afaki bir fark yok arada yani. Bana sorarsanız hayır değil. Çünkü ortodontik tedavi tek seferde zikredildiği zaman tedavi maliyeti çok yüksek bir tedaviymiş gibi geliyor ama bu süreç bizim 2-2,5 senede aldığımız bir yol ve 2-2,5 senelik bir tedavi sürecine böldüğünüz zaman total ortodontik tedavi maliyetini aldığınız hizmete göre aslında bana sorarsanız düşük bile kalıyor ortodontik tedavi fiyatları. Ama biz kendi ekonomik parametrelerimize baktığımız zaman bu tedavi rakamlarını yükseltmek, bu sefer toplumun, mesela ben özel kliniği olan bir hekimim ama sonuçta biz kamu yararına da çalışmak durumundayız. Yani bu devletin vatandaşıysak, mesela ben devlet üniversitesi mezunuyum. Tamam, o üniversiteyi ben kazanmış olabilirim ama bu devlet burada var olduğu için ben o üniversiteyi okuyabildim. Ya da benim askerim sınır güvenliğimi sağlayabildiği için ben rahatça kendi ofisimde çalışabiliyorum. Dolayısıyla bizim kamu yararına da çalışıyor olmamız lazım. O yüzden bu tarz daha özel tedavileri de ulaşılabilir kılıyor olmamız lazım. Bu da biz ortodontistlere düşen tırnak içinde vatani vazife diye düşünüyorum. O yüzden daha ulaşılabilir kılmak adına biz ödemeleri daha kolay hale getiriyoruz. Ve bu tedaviyi lüks tüketimden gerçekten ihtiyaç olan bir noktaya getirebilmek adına daha ulaşılabilir hale getirip daha ödeme kolaylığı sağlamak istiyoruz hastalara. Özel hizmet veren her alandaki kişinin böyle bir bakış açısına erişmesini umuyorum ben de. Çok güzel bir yaklaşım. Çok bence önemli bir noktadan bahsettiniz. Evet. Çünkü özel hizmetle alakalı olan bütün alanlarda belli bir parametre, belli bir kriter kalmamış oluyor. Ve kişi istediği fiyatı, istediği hizmete biçebiliyor tabiri caizse. Evet. Böyle olunca işler iyice dengesizleşmeye başlıyor. Evet. Ve ulaşılabilir olan ve ulaşabilen kişi sayısı da giderek azalıyor evet, bu durumda. Maalesef. Hele ki burada diş sağlığından, ağız sağlığından bahsediyoruz. Bu hiçbir şekilde lüks sayılmayacak ve sayılmaması gereken durumlardan birisi. Doğrudan bir kalp rahatsızlığından dahi bahsettiniz değil mi evet, programın başında? Evet. Yani bu kadar önemli bir alan. Onun dışında kişinin yaşam kalitesini çok etkiliyor. Doğrudan çok fazla etkiliyor. O yüzden inşallah sizin bu yaklaşımınız başka hekimlerimiz i̇nşallah. Adına da bir örnek olur. Bu vesileyle dillendirmiş olalım. Nasıl zorluklar yaşıyor kişiler bu ortodontik tedaviyi alamadıklarında, sağlayamadıklarında ya da gidişat yıllar içerisinde nasıl şekillenmeye başlıyor? Daha hastanın gözle görebildiği zorluk çapraşıklık. Hastalar temel şikayet olarak dişlerim yamuk diye bize geliyorlar. Aslında çoğu baktığınız zaman estetik bir beklentiyle geliyor. Benim dişlerimi düzelmesini istiyorum diye geliyor. Ama bu çapraşıklıktan kaynaklı ağız bakım zorlaşıyor. Hijyen kontrolü zorlaşıyor ve hastalarda ciddi çürükler ortaya çıkmış oluyor. Çürüklerin yanı sıra daha diş eti rahatsızlığına yatkın hastalarda bu sefer periodontal sorunlar yani diş eti sorunları ortaya çıkıyor ve hastaların diş kaybına kadar giden çene kemiğinde bir takım erimelerle hasta bize gelebiliyor. Yanı sıra hastaların çok daha az farkında oldukları başka bir alan var. Ağızdaki bu bozulmalar üst çene kemiği kafatasına sabit bir kemiktir. Hareket etmez. Mesela biz üst çenenizi öne alın, geriye alın dediğimizde
hasta bakar, alamam ki, hareket etmiyor ama alt çene hareket edebilir. Alt çene öne veya geriye alabilir hasta. Geriye daha kısıtlı şekilde alabilir. Dolayısıyla hareketli kemik alt çenedir. Ve alt çene kemiği yarı oynar bir eklemle kafatasına bağlıdır. Şimdi biz ağzı bozduğumuz zaman, yani ağızdaki mizamı bozduğumuz zaman alt çenenin kapanış yolunu da bozuyoruz. Çünkü üst çene ile alt çenenin ilişkisi kutu kapak ilişkisi gibidir. Bir kutuda veya kapakta deformasyonlar olduğu zaman o kutunun kapak tarafından örtülme şekli bozulur. Bu bozulduğu için biz o ideal örtülme şekline kavuşabilmek adına bu sefer alt çene oynayan kemik alt çene olduğu için alt çeneyi hareket ettirerek, yani doğal olmayan pozisyonlara getirerek ağzı kapatmaya başlarız. Böyle bir durumda da çene kemiği ekleminin pozisyonunu bozarız. Yani hasta bize gelir, şunu söyler: benim dişlerim çapraşık. Bakarsınız çene ekleminden ses geliyor, çenede kayma var. Hasta ağzını kapatırken düz bir yolda gitmiyor. Hafif böyle bir S harfi çizerek kapatıyor ağzını vesaire. Sonra hastaya sorarsınız, dersiniz ki şey ağrıyor mu? Eklemleriniz ağrıyor mu? Aa şey der, arada bir ses geliyor ama sabahları da uyandığımda ağrıyor. Yemek yerken de bana şey diyorlar, çok ses geliyor, bizimle oturma diyorlar ama çok önemli değil gibi. Çünkü şöyle bilmiyor. Yapalım mı? Evet. Tam bu şikayetleri olan izleyicilerimiz de varsa bununla alakalı. Çevresinden bir şikayet alıyor, kendisi henüz rahatsızlığının farkında değil. Veya farkında olup soruları olanlar varsa buraya bir virgül koyalım. Onlar tabii da bizi izlemeye devam etsinler. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ardından tekrar sizlerleyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün ağız ve diş sağlığından bahsetmeye çalışıyoruz. Konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hatice Kübra Demirtaş, çok güzel bilgileri bizimle paylaşmaya devam ediyor. Konuyla alakalı sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Kübra Hanım, araya gitmeden önce çene ekleminden bahsediyorduk. Bununla alakalı bir tedavi yönteminden de bahsediyordunuz. Bu kısma bir virgül koyalım demiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Ardından izleyici sorularımız var. Her birine yer vermeye çalışacağız. Evet. Şimdi ortodontik tedavi ihtiyacı duyduğumuz çapraşıklıklarımızın bunlar için bize hasta geldiğinde biz eklemleri de tedavi ediyoruz. Eklemleri de muayene ediyoruz diye bahsetmiştik. Yani hasta temel şikayet olarak çapraşıklığı söylüyor bize koltuğa oturduğu zaman ama biz o çapraşıklıktan kaynaklı oluşmuş bir eklem problemini fark ettiğimiz zaman ve hastaya eklemlerinizde ağrıyor mu diye sorduğumuz zaman hasta bize anlatıyor. Benim işte genellikle hastaların postürü bozuk oluyor, yani duruşu bozuk oluyor. Yani mesela boynu böyle duruyor hastanın ya da bir omzu diğerinden daha yüksekte duruyor. Çünkü çene kemiği, bizim alt üst çene kemiğimiz omurgamızın üzerine yerleşmiş durumda. O yüzden buradaki ağzı kapatan, açan kasların asimetrik çalışmasıyla birlikte bütün postür bozuluyor. Yani bütün kaslar asimetrik çalışmaya başlıyor. Hastalarda duruş bozuklukları oluşuyor. Mesela bir hastam bana şöyle geldi. Dişleri çapraşık, çapraşıklığın tedavisi için geldi ama hasta 23 yaşında bir üniversite talebesi, boynu böyle duruyor bir tarafa doğru. Ve diyor ki, doğrulmaya çalıştığım zaman buradaki kasım ağrıyor. Şimdi siz bu hastayı tedavi ederken önce çapraşıklıkların varmış diye tedavi ederseniz başarılı olamazsınız. Önce o hastanın çene eklemindeki sorunu düzeltmek durumundasınız. Ondan sonra onu ortodontik tedaviye almak durumundasınız. Dolayısıyla çene eklemi probleminin de düzeltilebilmesi için önce hastaların bu konuda farkındalık sahibi olmaları gerekiyor. Ve biz ortodontistler maalesef şöyle biliniriz. Çapraşıklık dişlerin hizalayıcısı olan doktorlar. Hayır, bizim görevimiz sadece çapraşık dişleri hizalamak değil. Bireye dişler yüzden bağımsız değildir. Dişler omurgadan bağımsız değildir. Dişler boyun kaslarından bağımsız değildir. Bireye sağlıklı bir dişlenmeyle birlikte sağlıklı bir yüz yapısı da
verebilmek. Yani daha doğrusu zaten yaratılıştan gelen sağlıkta bir dişlerin bozulmasına bağlı oluşan bir problem varsa önce bunu tedavi etmek, ondan sonra dişlerin çapraşıklığını tedavi etmektir bizim vazifemiz. O yüzden çene eklemi problemlerinde de hastaların çok büyük çoğunluğu bize maalesef o son noktaya geldiğinde başvuruyor. Evet. Mesela hastanın ağız açıklığında kısıtlık var, hastanın postüründe bozulma var, hastanın sabah uyandığı zaman ciddi yüz ve boyun ağrıları var, çene ağrısı var daha doğrusu. Özellikle bu masater kasları dediğimiz en büyük çiğneme kaslarında bir ağrı var. O bölgelere dokunduğumuz zaman bazı ağrı noktaları var, onlara dokunduğumuz zaman hasta koltukta zıplıyor. Bu noktaya geldiğinde hasta bizi buluyor ama her zaman da ortodontisti bulamayabiliyor. Hasta fizyoterapiste gidiyor, nörel terapiste gidiyor. Hatta çocuk yaşlarda başı çok ağrıyan, kulakları çok ağrıyan çünkü eklem ağrıları başa ve kulaklara vuruyor. Bu çocukları işte KBB doktoruna götürüyorlar, kulak burun boğaz uzmanına. Diyorlar ki kulaklar temiz, herhangi bir şey yok. Nöroloji doktoruna götürüyorlar, MR çektik, tomografi çektik, beyinde herhangi bir şey yok bu çocuğun başının ağrıyacağı. Diyorlar ki ha bu çocuk ders çalışmak istemiyor, o yüzden başım ağrıyor, psikolojik diyorlar. Bu sefer o çocuklar psikiyatrist, psikolog gezmeye başlıyorlar. Aslında gelmesi gereken ya. Hekim bir ortodonti uzmanı ama eklem tedavisi yapan ortodonti uzmanı. Çünkü her ortodonti uzmanı eklem tedavi eğitimi almamış olabilir. Eklem tedavisi yapan bir ortodonti uzmanına gelecek. Onunla birlikte yine multidisipliner bir yaklaşım. Yine fizyoterapi uzmanına da biz yönlendireceğiz. Yani o bozulan nizamı birkaç branş birleşerek düzelteceğiz. Ondan sonra çapraşık diş tedavisi yapacağız. Yani bunlar aslında çok böyle özel bilgiler olduğunu düşünüyorum. Özel sağlık alanları olduğunu tabii. düşünüyorum. Ama bu dertten müzdarip ve bunun çözümü yok deyip sosyal hayatta çok sıkıntı yaşayan çok fazla insan var ve doğru hekimin eklem eğitimi almış bir ortodonti uzmanı olduğunu da bilmelerinin çok önemli olduğunu hı-hı. düşünüyorum. Bir meslektaşım anlatmıştı, o da tıp doktoru, gelen hastası ve yıllardır çektiği bir eklem problemi var hastanın. En son tedavisini yapıyor. Eklem tedavisini yapıyor, sonra dişlerinin tedavisini yapıyor ve en son şöyle söyledi, hasta bana hani kapıdan içeri girdi ve sarılarak geldi hani çünkü bu ağrılar o kadar dayanılmaz noktaya gelebiliyor ki, o kadar sosyal hayatı sekteye uğratan, sıkıntı teşkil eden ağrılar olabiliyor ki aslında bunların da şifası var, bizim aramamız lazım, doğru hekimleri bulmamız lazım şifa için. Evet. Herkesin birbirinden de haberdar olması lazım. Yani tabii. her uzmanlık alanının böyle ince noktalara da vakıf olması lazım. Hı hı. Çok çok basit bir örnek. Geçen yıl geçirdiğim ağır bir grip esnasında çok şiddetli diş ağrısı yaşadığımı düşünerek hı hı. Bir diş hekimine gitmiştim. O da muayene sonrasında dedi ki bu tamamen sinüzitle alakalı. Hı hı. Buradan çıkıyorsun doğruca kulak burun boğaz uzmanına gidiyorsun. Evet. Çok çok basit bir evet. örnek bu. Çok yaygın karşılaşabileceğimiz durumlardan birisi. Ama bahsettiğiniz bu kadar zorlayıcı, hayatı doğrudan etkileyen alanlarda doğru uzmana yönlendirilme noktasında da bu bilgilere sahip olmak gerekiyor. Bu kısmını da öğrenmiş olduk. Çok da kıymetli bir alan gerçekten. Evet. Şimdi izleyici sorularımıza geçelim istiyorum. Bir sorumuz şu şekilde. Ben 38 yaşında bir kadınım. 13 yaşında protez diş kullanmaya başladım. Şimdi alt dişlerim sadece 6 tane kaldı. Hı hı. Kaplamalı ve yanlarda sağda ve solda hiç dişim kalmadı. Yıllardır bu şekilde idare ettim. Fakat şu an diş etim de eriyip yanağımla birleştiğini fark ettim. Çok üzülüyorum ve yemek yerken çok zorlanıyorum. Bu eriyen diş eti nasıl tedavi edilir? Süreci zor mu olur? Şöyle aslında hastanın gördüğü diş eti erimesi ama diş eti her zaman kemiği takip eder. Yani bir yerde diş eti eksikse aslında kemik eksiktir altında. Kemik erimiştir, diş eti de ona uyum sağlamıştır. Hmm. Genç bir hasta, çok erken yaşta kayıplar var. Bu tarz vakaların önce iyi bir cerraha gitmesi gerekir. İyi bir cerrah çene kemiklerinin yapılacak
implant uygulamasına ihtiyacı olacak hastanın. Bu uygulama için çene kemiklerinin yeterli olup olmadığını belirleyecek. Yeterli görürse implant tedavisi uygulayacak. Yeterli görmezse çene kemiği için bir graftleme, yani dışarıdan bir kemik alıp oraya ekleme, kemik tozu ekleme, yapay veya kendi bireyin kendi vücudundan da olabilir ama genelde yapay kemik tozları kullanılır. Kemik tozu ekleyecek, ondan sonra üzerine implantlar yapılacak. Şimdi süreç, evet, emekli bir tedavi süreci hasta açısından da hekim açısından da, ama bu bir kader değil. Yani böyle geldi ve ben bununla yaşamak zorundayım diye bir şey yok. Her şeyin çözümü var. Çok ilerledi diş hekimliği uygulamaları. O yüzden 38 yaşındaki bir genç hanımın dişsizliğe mahkum olmadan iyi bir cerrahla iletişime geçmesinde fayda var. Geçmiş olsun diyelim. Kolaylıklar da dileyelim. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Dişlerdeki siyah lekelerin oluşması neden olur? Düzenli dişlerimi fırçalarım, sigara vesaire kullanmıyorum. Diş köklerinde siyah lekelerim oluştu. 2-3 yıldır doğal yollarla temizlemeye çalıştım. Olmayınca bir diş hekimine temizlettirdim ama şu an korkum tekrar oluşur mu yönünde. Neden kaynaklandığını bilirsem ona göre tedbir almak isterim diyor. Yine 38 yaşında bir izleyicimiz, ek olarak da dişlerinde amalgam dolgu olduğundan ve diş eti çekilmesi başlangıcı olduğundan da bahsetmiş. Siyah lekelerden kasıt dişin kök yüzeyinde oluşan bir siyah leke aslında leke değil, diş taşıdır. Derin diş taşlarıdır bunlar. Dişin ağız içindeki kısmında oluşan siyah leke de ya çürüktür ya da gerçekten lekedir. Bunların hepsi birbirinden başka şeyler. Biz önce dişin ağız içindeki kısmındaki lekeden bahsedelim. Böyle bir leke varsa bir demir hapı kullanmaya bağlı oluşuyor olabilir. İki, tükürüğün tamponlama kapasitesiyle alakalı bu tarz lekeler oluşuyor olabilir. Üç, hasta fırçaladığını düşünüyordur ama doğru mekanik temizlemeyi yapamıyordur. Bundan kaynaklı oluşuyor olabilir. Yanı sıra dişin dış yüzeyindeki, yani ağız içindeki yüzeyindeki çürükler de siyah leke gibi algılanıyor olabilir. Yani bunu bir hekimin belirliyor olması lazım. Dişin kök yüzeyindeki siyah lekelenmeyle hastanın tek başına evde baş etmesi zaten mümkün değildir. Bunlar diş taşlarıdır, derin diş taşlarıdır ve bunların oradan uzaklaşması gerekir. Şimdi normalde sağlıklı bir bireyin dişlerinin kök yüzeyinde diş taşı oluşamaz. Çünkü sağlıklı bir bireyin dişlerinin kök yüzeyinde mikrop biyata yoktur. Yani orada bakteriler yoktur. Orada bir bariyer vardır çünkü. Diş eti bariyeri vardır ve o bariyerden kök yüzeyine içeriye bakteriler inemez. Eğer ki diş eti bariyeri bozulduysa, yani hastada bir diş eti enfeksiyonu başladıysa bu bariyer bozulur ve oradaki yukarıdaki bakteriler bariyerden kök yüzeyine doğru hareket etmeye başlarlar. Ve bu bakteriler diş taşlarına sebebiyet verirler. Şimdi bakterilerin bariyeri bozup aşağıya inmesi demek ne demek biliyor musunuz? Hastanın çene kemiğinin erimeye başlaması demek. Çene kemiğinin erimesi iki sebepten oluşur. Bir, yine genetik bir sebeptir. İki, hijyen kontrol eksikliğidir. Yani ben fırçalıyorum ama nasıl fırçalıyorum? Fırçalıyorum yetmez. Doğru fırçalamak burada önemli konu. O yüzden kök yüzeylerindeki diş taşlarının uzaklaştırılması muhakkak bir uzman diş hekimi tarafından, periodontoloji uzmanı tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Sonrasında da o hastanın artık bariyeri bozulduğu için, yani diş eti bariyeri bozulup oradaki bakteriler olmaması gereken yere artık rahatça nüfuz edebildikleri için kök yüzeyinde de hijyen kontrolüne ihtiyacı var. İşte burada devreye dediğim gibi diş eti tedavisi uzmanları girer. Onların 6 ayda bir düzenli diş eti bakımlarını yaparlar. Kök yüzey temizliklerini yaparlar. Ve onlara kök yüzeyindeki bu birikimi minimize edecek hijyen kontrol enstrümanlarını da o hekimler anlatırlar. Hani az önce bahsettim. Her hastada fırça yetmeyebiliyor normal diş fırçası. Bazı hastada arayüz fırçalarına ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu tarz durumlarda diş etlerinin çekildiği, kemiklerin eridiği vakalarda ekstra enstrümanlara, ekstra fırçalara ihtiyaç vardır. Bunlar konusunda da hastayı
o branşın uzmanı olan diş eti tedavisi uzmanları yönlendirecektir. Geçmiş olsun diyelim. Burada doğrudan bir şey söylemek her zaman mümkün olmuyor. Tabii mutlaka. Görmek lazım, evet. Muayene etmek lazım. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Protez diş yaptırdım, kullanamadım. Ağzıma uygun değil gibi hissediyorum. Doktor bir hafta kullan tekrar gel dedi ama ben kullanamadım. Ne önerirsiniz? Protez diş dediği muhtemelen şey. Takmalı çıkarmalıdan bahsediyor. Kullanamadım. Çünkü yapıştırılmış bir diş ağızda sabittir zaten. Yapıştırılmış bir dişi hastanın kendi iradesiyle çıkartma şansı zaten yok. Şimdi protez uygulama adı üzerine protez yapay bir uygulama. Yani sonradan vücudun o bütünlüğü bozulmuş dokusunun idamesidir protez aslına bakarsanız. Dolayısıyla dışarıdan yapılan bu tarz bir uygulamanın ağza uymama durumu söz konusu olabilir. Aynı doktora gitmesi uygun olabilir veya farklı hastanelerden destek alması gerekebilir. Çünkü bu tarz uygulamaların çok özel koşullarda yapılması lazım. Yani bireye özel çalışılması lazım. Ama her kliniğin, her hastanenin yoğunluğu buna uygun olmayabilir. Yani hizmet aldığı kurumla alakalı olabilir. Ya da doktorun dediği gibi bir hafta kullandıktan sonra, bir hafta kendisini bu konuda yönlendirdikten sonra uyumu daha iyi hale gelebilecek ve bundan dolayı sabretmesi gerekiyor da olabilir. Bunlar biraz daha bu tarz durumlar, mesela bu uygulamayı yapan branş da protetik tedavi branşıdır. Yani eksik dişlerin yerine idamesi, protetik uygulamalarla idamesi. Sonuçta yapay bir şey kullanıyorsunuz. Evet. Şey düşünün, yani bir kulak protezi, kulağını kaybetmiş birinin bir kulak protezine alışma süreci gibi düşünün. Ve hani kulak protezi burada duruyor, yapay bir şey ve çok aktif işitmeyi başka bir şey sağlıyor. O kulak protezi sadece oradaki eksik dokunun idamesini sağlıyor ama ağızdaki protez çalışıyor, işlev görüyor. O yüzden onun damakta vuruk oluşturur, ağızda yara oluşturur. Yani alışma süreci çok konforlu olmayabilir. Zaten bundan kaynaklı da son yıllarda bu hareketli protezlerin yerine o yüzden sabit dişler almaya başladı. Yani bu hastanın belki implant uygulamasını tercih etmesi daha sağlıklı da olabilir. İmplant uygulaması ile alakalı da biraz bize detaylı bilgi verebilir misiniz? İmplant aslında şu demek, şöyle modelde de gösterebiliriz. Mesela bakın bunlar şu ön dişlerde gördüğümüz kökler bireyin kendi kökleridir. Yani Allah'ın doğuşta yarattığı dişin ağız içindeki kısmı, dişin çene kemiği içindeki kök kısmı. Ama biz dişlerimizi kaybettikten sonra dişin kökünü taklit eden ama çene kemiğine sabit bir takım vidalardan faydalanıyoruz biz. Şu gördüğünüz implanttır. Bu gördüğümüzde implantın üzerine yapılan yapay diştir. İmplant aslında diş kökünü taklit eder, eksik dişin yerine konur ama sağlıklı kemik varsa konabilir eksik dişin yerine. Yoksa işte oraya bir kemik tozu ekleyip kemiği de inşa etmeniz gerekebilir. İmplant yerleştirilir, sonra üzerine kaplama diş gelir. Tamamen yaratıcının o nizamını taklit etme üzerine üretilmiş bir sistemdir implant sistemi. İmplant için titanyum elementidir bu şeyler, materyaller. Titanyum en biyo uyumlu elementtir. Yani ağza yerleştirildiği zaman, çünkü o ömür boyu orada sabit kalacak. Ağza yerleştirildiği zaman herhangi bir yabancı cisim reaksiyonu yapmayan, herhangi bir alerjik duruma bizi maruz bırakmayan en biyo uyumlu element olduğu için implantlar hep titanyumdan üretilirler. Bu implant dediğim gibi kökü taklit eder. Üzerine de protez uzmanları dişin ağız içindeki kısmını taklit eden diş kısmını yerleştirirler ve oradaki dişsizlik tedavi edilmiş olur implant tedavisinde. Protez dediğimizde ağızda diş yoktur. Bu gördüğümüz, şu gördüğümüz damak kısmı, şu kısım tamamen taklit edilir. Bunlar yapay dişlerden yapılır. Damağa da pembe kısmını taklit eden akrilik, plastik bir yapı da üretilir. Ve hastanın, mesela büyüklerimizin vardır damakları. O damaklarını hasta sosyal ortamlar dışında çıkartır. Bu tarz bir yapay, kitlesel bir yapıya alışmak
Şöyle basit bir tek dişe alışmaktan tabii ki kat be kat daha zordur. Ve bu kadar yapay, bu kadar bütün ağzı etkileyen yapı orada sabit bir şekilde durmaz. Hareket etmesi gerekir, çiğneme yapması gerekir. O yüzden diğer vücutta uygulanan diğer protezlerden farklıdır. Mesela bunu şöyle düşünün. Kol bacak protezleri, biyonik protezler üretildi bakın son zamanlarda biliyorsunuz siz. Hareket eder o protezler ama siz hareket eden kulak protezi gördünüz mü ya da hareket eden burun protezi? Hayır, onlar sabit. Çünkü onlar sadece sosyal ortama karışmak için kullanılır. Yani kayıp dokunun şeklini taklit eder ama kol protezleri, bacak protezleri bunlar çalışan protezlerdir. Şimdi biz ağızda ağzın biyonik protezinin de implantlar olduğunu düşünün. Yani o yüzden implant tedavisi daha sağlıklı bir tedavidir. Evet, daha maliyetlidir görece ama çok daha konforlu bir tedavidir. O yüzden protez yaptırıp randıman alamayan ve kullanamayan hastalarda daha sabit mekaniklerin tercih edilmesinin tavsiyesi daha doğru olabilir. Evet. Çok detaylı, çok ayrı bir alan. Gerçekten emeklerinize sağlık sizin sağ de. Hele ki bu tarz durumları böyle bu kadar detaylı öğrenince insanın zaten yaratılışı olan hayreti de tekrar artıyor. Evet. O hayretle beraber sizin gayretiniz de gerçekten çok kıymetli. Evet. Ben hayal etmekte zorlanıyorum yani bütün bunların yapıldığını düşünmekte. Bir diğer izleyici sorumuza geçiyorum. Tabii. Şöyle soruyor seyircimiz. Yemek yerken ağzımın yalnızca sol tarafını kullanıyorum. Diğer tarafta herhangi bir problem olmamasına rağmen neden böyle oluyor acaba? Doktor hanım bir öneride bulunur mu? Bazen kaslar asimetrik olabiliyor. Sebep de kasın asimetrisi olabilir. Sonuç da kasın asimetrisi olabilir. Yani bir çiğneme kasından bahsettik, masater kası diye. Son yıllarda bu çiğneme kasının botoksu çok yaygındır. Evet. Ama bu da çok böyle peynir ekmek gibi yapılan bir uygulama haline geldi. Aslında benim çiğneme kaslarım birazcık fazla çalışıyormuş. Ben hemen botoks yaptırayım da doğru bir tedavi yaklaşımı değildir. Yine buradaki problem eklemsel bir problem olabilir. Çünkü çene ekleminden kaynaklı bir sorun olabilir. Şimdi bu hasta bir dönem farkında olmadan asimetrik yemeye başlamış olabilir. Ve farkında olmadan örneğin sadece solu kullandığını varsayalım. Sol tarafla yemek yedikçe buradaki çiğneme kasları daha çok güçlenmiş. Ve hani en başında bahsettik ki kullanılan organ gelişir, kullanılmayan organ küçülür. Ve baksın, dikkat etsin, çene kaslarında, yani bu tam kulak önü bölgesindeki çene alanında bir taraf daha heybetli duruyor mu diğerine kıyasla? Çünkü oradaki çiğneme kası daha hipertrofiktir, yani fazla büyümüştür. Sürekli çiğneme yapılan taraf için konuşuyorum. Şimdi bu hastanın oradaki kası güçlü ve bu bir kısır döngü. Orayla yiyor, yedikçe daha kolay öğütüyor çünkü. Daha kolay öğüttüğü için, çünkü diğer kas zayıf, orayla yiyor. Orayla yedikçe o kas daha da güçleniyor. Kısır, bu bir kısır döngü. O yüzden bu tarz durumlarda mesela botoks düşünülebilir. Yani hastaya tabii ki önce telkin yoluyla diğer tarafı kullanması gerektiği. Mesela yemekte bunu farkındalığına varacak hasta. Örneğin notlar yazacak kendine. Yeme alanında notlar olacak. Diğer tarafla da ye şeklinde. Ama bunu kontrol edemiyor. Bilinçliyken asimetrik tarafta yiyor ama bilinç gittiğinde ve kendini bilinçli halde yakaladığında hep yine sürekli yediği yerdeyse o lokma, o zaman bir asimetrik çene kası botoksu düşünülebilir bu tarz durumlarda. Hastayı simetrik yemeye yönlendirmek için, ama genelde asimetrik yemeler şundan kaynaklı olur. Bir tarafta çiğnemenin anahtarı dediğimiz bir diş vardır bizim, 6 yaşında gelen. İlk daimi diştir ağza gelen ve genellikle süt dişleriyle karıştırılır ve çoğu insan bunu erken yaşta kaybeder. Hani yine en başında konuştuk, süt dişi zaten düşecek dedik ya, o da o zaten düşecek sınıfına dahil edilir. Orada farkındalık azdır çünkü ve o dişler kaybedilir. Çiğnemenin anahtarı ağızdaki şu doğru nizamın, yani şu dişteki kitlenmenin, doğru kitlenmenin anahtarı şurada gördüğümüz 6 yaş dişidir. Ve bu 6 yaş dişindeki bir kayıp çiğnemenin kalitesini çok bozar. Asimetrik bir kayıp varsa bu 6 yaş dişinde,
hasta diş olan tarafla yemeye alışır. Bundan dolayı da bu bir kısır döngüyle kalıcı hale gelebilir. Burada da yine farkındalık oluşturmak lazım. Yine bir uzman hekimden muayene almakta fayda var. Çok teşekkür ederiz. Yine bir diğer sorumuza geçiyorum. Diş etlerim çok ağrıyor. Ne önerirsiniz? Diş eti tedavisi, yani diş etleri durup dururken ağrımaz. Yani orada vücuttaki ağrı semptomu tamamen bir yangıdır aslında. Yani burada bir problem var yangısıdır. Biz mesela bir ağrı duyduğumuz zaman ne yaparız? Ağrı kesicilerle bunu dindirmeye çalışırız. Ama aslında o bir alarmdır. Evet. Yani bak burada bir problem var. Bunun üzerine git alarmıdır aslında vücuttaki ağrı sinyali. Şimdi diş etlerinin ağrıması demek orada bir diş eti enfeksiyonu var demek anlamına gelir. Diş eti enfeksiyonu tedavisine ihtiyaç vardır. Bu diş eti enfeksiyonun tedavisi diş taşı temizliğiyle başlar. Basit giriş tedavisi diş taşı temizliğidir. Daha ileri tedavilerde kök yüzey temizliğidir. Hani az önce bir izleyicimiz yine sormuştu kök yüzeyinde siyah lekelenmeler var diye. Kök yüzey temizliğidir. Bunun için de bir yine diş eti tedavisi uzmanı, bu branşın ismi periodontoloji, bir uzman hekime başvurmakta fayda var. Bir iyi bir diş eti tedavisine ihtiyacı olduğu anlamına geliyor hastamızın bu yangısı. Burada lekelenmeden de bahsetmişken, şimdi son zamanlarda özellikle estetik kaygıyla gerçekleştirilen operasyonlar her alanda çok fazla detaylanmaya ve çok popüler olmaya başladı. Diş sağlığıyla alakalı ve dişlerle ilgili estetik kaygılarla alakalı yaklaşımlarda az önce siz de bahsettiniz maseter botokstan mesela. Bununla alakalı yaklaşımlar da artmaya başladı. Şimdi bu konudaki doğru bilinen yanlışlardan ve dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedecek olursak hem diş beyazlatma, lekelerle alakalı ya da bu botoks uygulamasıyla alakalı biraz daha işin pazarlamaya döndüğü kısmıyla karşı karşıyayız. Asıl olması gereken nedir? Şöyle, diş taşı temizliği bir sefer yaptırdın mı hep ömür boyu mahkum olursun. Çok toplum arasında yayılmış ama çok yanlış bir bilgi. Şimdi aslında doğru hijyen kontrolü yapan bir hastanın diş taşı oluşmaz. Mesela ben hayatımda hiç diş taşı temizliği yaptırmadım. Neden? Çünkü doğru hijyen kontrolünü biliyorum. Doğru diş fırçalamayı biliyorum. Hangi enstrümanı nerede kullanmam gerektiğini biliyorum. Tükürüğün mineral yapısına bağlı olarak bazı bireyler diş çürüğüne daha yatkındır. Bazı bireyler diş taşı üretimine daha yatkındır. Şimdi birey kendini bilirse ve hekim hastayı tükürük bezi kanallarının ağza açıldığı noktalar ve diş taşlarının en çok oluştuğu noktalar konusunda bilgilendirirse ve bir diş taşı temizliği yaptıktan sonra 6 ayda bir de illa temizlik için değil ama kontrol için gelmesi konusunda hastayı bilgilendirirse ve diş taşlarının oluştuğu alanlarda yeniden diş taşı oluşmasın diye daha etkili nasıl fırçalayacağı konusunda hastayı bilgilendirirse hasta sürekli diş taşı temizliği yaptırmak durumunda kalmaz. Şimdi neden bir sefer yaptırınca hep oluşuyor diyor? Çünkü orada bir sefer diş taşının oluşması zaten yanlış bir fırçalamanın neticesidir. Siz aynı yanlışı yapmaya devam ederek bir doğru elde etmeyi bekleyemezsiniz. Sürekli orada diş taşı oluşur. Dolayısıyla bu halk arasında şöyle bir algıya sebebiyet veriyor. Sakın yaptırma, hep oluşacak. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Orada diş taşlarıyla ömür boyu yaşıyor hasta. Sonra diyor ki o diş taşları çene kemiğini eritmeye başlıyor. Çünkü o diş taşı dediğimiz bakteriyel bir topluluktur. Yani onun içinde ne var? Bakteri var baktığınız zaman. Dolayısıyla ne oluyor? Bu sefer diyor ki benim dişlerim sapasağlamdı ama sallanarak düştü. Bir baktım dişte hiçbir çürük yoktu. Ama diş sadece bu gördüğümüz şey değil ki. Bu gördüğümüz şey etrafındaki sağlam kemik varsa bir anlam ifade ediyor. Yine bu gördüğümüz diş etrafındaki diş eti sağlamsa bir anlam ifade ediyor. Bu bir bütün. Yani bizim dişimiz etrafındaki diş eti ve çene kemiğinden bağımsız değil ki. Dolayısıyla burada periodonsiyum dediğimiz diş, diş eti, çene kemikleri bunlar sağlıklıysa sağlıklı bir diş eti var. O yüzden 6 ayda bir kesinlikle bir diş hekimi muayenesi almasında her insanın illa işlem yaptırmak için değil
sorun olmadığı konusunda, bunu bir check-up gibi düşünün ama basit bir check-up gibi. Sorun olmadığı konusunda bilgi alabilmek adına gitmesi gerekir bir diş hekimine. Yanı sıra hijyen kontrolüne muhakkak diş iplerini de dahil etmesi gerekir her bireyin. Şimdi son zamanlarda daha kozmetik yaklaşımlardan kaynaklı uygulanan bu bahsettiğiniz maseter botoksu uygulaması çok 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 arttı. Aslında maseter botoksu dediğimiz şey bir çiğneme kasının durdurulmasıdır. Ama bu gelen çiğneme sinyali nörolojik bir sinyaldir. Yani hastanın diş sıkması sinyali beyinden gelen bir sinyaldir. Ve maseter dışında 3 tane daha çiğneme kası var. Maseter bunların en büyüğü. Hmm. Bir kas da burada şakaklarda. Dolayısıyla bu sefer siz maseteri inhibe edip durdurduğunuz zaman botoksla, ama hastanın diş sıkmasına ya da şunu yapmasına, diş gıcırdatmasına sebep olan beyinden gelen semptomun sebebini tedavi etmedikçe bu sefer diğer çiğneme kasları o gelen sinyali göğüsleyebilmek için daha çok çalışır. Hasta bu sefer ne der biliyor musunuz? Başım ağrıyor der. Çünkü siz burayı inhibe ettiniz ama buraya yüklendiniz. O yüzden maseter botoksu endikasyonu çok önemli. Her hastaya yapılmaması gerekir. Biz de buraların biraz benim çok şey duruyor, maskülen duruyor, iri duruyor. Hadi hemen bir maseter botoksu yaptım. Ya da gece diş sıkıyormuşum ben, maseter botoksu yaptırayım. Doğru değil. Daha farklı tedavileri var. Splint tedavileri var. Gece giyilmesi gereken plak tedavileri var. Bunlar daha sağlıklı hastalarda bunların uygulanması. Ha şu demek değil bakın. Maseter botoksu çok yanlış bir uygulama, asla yapılmamalı. Bu değil. Ama doğru endikasyon konmalı. Doğru kişiye bu doğru kişiyi maseter botoksu ile tedavi ederseniz çok güzel verim alırsınız. Her diş sıkmanın tedavisi bu değildir. Değil. Aynen. Diş beyazlatmaya gelelim. Diş beyazlatmada da yine bir takım yanlış şeyler var. Mesela zannediyoruz ki biz diş beyazlatma dişin dış yüzeyindeki minesinin aşındırılmasıyla gerçekleşiyor. Aslında diş beyazlatma tamamen fizyolojik bir olay. Nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Dişin dış yüzeyi mine tabakası. Yani şu gördüğümüz yüzey, şöyle göstereyim. Şu gördüğümüz yüzey mine tabakası. Minenin altında bir de dentin tabakası var. Burada görebileceğim model var mı diye bakıyorum. Dentin tabakası var. Burada bulamadım. Mine daha beyaz olan bir tabaka. Dentin daha sarımsı bir tabaka. Minenin altındaki. Aslında mine dişin dış yüzeyi, içindeki dentini koruyor. Dentin de içindeki pulpa dediğimiz dişin sinirini koruyor. Yani Allah onları, pulpayı örtmüş, saklamış. Korunması gereken yer pulpası çünkü dişin. Dolayısıyla mine bizim renklenme dediğimiz, dişteki sararma dediğimiz şey aslında dişin minesinde gerçekleşmiyor. Minenin altındaki dentin sararıyor. Şimdi diş beyazlatma altındaki dentinin rengini açan bir uygulamadır. Yani dişin dış yüzeyine sürülen artıcı ajan dişin dentinindeki koyu renklenmiş sıvıyla aslında yer değiştirir. Tamamen fizyolojik bir olay bakın bu. Biz zannediyoruz ki dişin minesi aşınıyor. Bu sefer diş çürüğe yatkın hale geliyor. Bunlar hep yanlış bilinen durumlar. Ama pek çok hasta beyazlatma istiyorum, dişim renklendi, sarardı ama zararlı diyorlar. Siz ne diyorsunuz diye geliyor. Ben kendime uyguluyorum diş beyazlatma. Ama ofis koşullarında bakın bu şey de var. Plaklar satılıyor, jeller satılıyor, internetten alıp evde uyguluyor. Hayır, bunların içinde de çünkü zararlı kimyasallar var. Yine ofis ortamında aspirasyonla, yani hastanın yutmaması gereken ajanlar var. Bunlar klinik ortamında ağızdan bu ajanlar uzaklaştırılarak uygulama yapılması gerekiyor. Doğru koşullarda uygulama yaptığınız takdirde diş beyazlatma dişin minesine hiçbir zarar vermez. Biz çayı kahveyi çok tüketen bir toplumuz. Bundan kaynaklı dişlerimiz daha renklenmeye meyyal. Yanı sıra bizim toplumsal olarak diş minemiz daha translüsen. Yani alttaki sarı dentini dışarıya yansıtıyor. Ama mesela siyahi ırka bakın.
onların mineleri daha opaktır. Opak olduğu için alttaki dentin sarı da olsa dışarıya yansımaz, bembeyazdır onların dişleri. Bu da genetik bir yapıya dayanıyor. O yüzden mesela maseter botoksu her hastaya uygulanır, yanlış. Diş beyazlatma zararlıdır, yanlış. Diş taşı temizliği uygulamasını bir sefer yaptırırsanız ömür boyu yaptırmanız gerekir, yanlış. İşte ya da ağız içerisindeki diş taşlarını evde karbonatlı bir takım karışımlarla biz uzaklaştırabiliriz, külliyen yanlış. Her biri için doğru hekimlerden uygulama almak, yani doğru hekimden kastım o branşın uzmanı hekimden bilgi almak ve doğru tedaviye bu sayede ulaşmak gerekir. O yüzden diş beyazlatmadan da korkmamak gerekir. Bir yandan yine izleyici sorularımız gelmeye devam ediyor. Şöyle bir sorumuz var. Bence bu soru çok güzel. Tam da programın başında da bahsettiklerimizi tekrar hatırlatacaktır diye tahmin ediyorum. Oğlum 10 yaşında. En arkadaki 4 dişi içi oyuk şekilde çürük. Genel anestezi altında tedavi önerildi. Ancak oğlum bu genel anesteziye uygun değil. Bu tedaviye uygun değil. Düzenli fırçalıyor. Çürümenin ilerlemesi bu sebeple yavaşlar mı? Ve bu çürükler kaç yaşında düşüp yerine yenileri gelir? Artık gelmez. 10 yaşındaki bir çocuğun daimi dişlenmesi hemen hemen tamamlanmaya yakındır. Ağza gelecek birkaç diş daha var, 12'de tamamlanır. Yani 10 yaşındaki bir çocukta çok az süt dişi kalır ve bahsettiği en arkadaki 4 dişi, oyuk dediği dişler, az önce anlattığım çiğnemenin anahtarı, 6 yaşında gelen süt dişle karıştırılan daimi dişler. Ağzın en kıymetli dişleri. Yani o dişlerin bir an önce tedavi edilmesi gerekir. Hatta biz şey deriz, o dişi tedavi etmek yerine, yani önce kurtarmak yerine çekmeye çalışmak, hani yani hiç mi vicdanınız yoktu gibi düşünürüz. Çok kıymetlidir. En önemli dişlerdir bakın bu dişler. Ama şu da var, onu tedavi etmeye çalıştığımız halde kurtaramadığımız vakalar tabii ki olabiliyor. Kurtarmak için en çok çaba sarf edilmesi gereken dişlerdir o dişler. Şimdi çürük artık başlamış. Çürüğün ilerlemesi durdurulamaz. Yani daha iyi fırçaladı diye o çürük durmaz. Çünkü artık kavitasyon, çukur oluşmuş. O çocuğun ivedi tedavi edilmesi gerekir. Ama 10 yaşındaki bir çocuk artık akıl bali olmaya yakın bir çocuktur. Dolayısıyla o yaştaki bir çocuğun bir çocuk diş hekimi tarafından ikna edilerek tedavi alması çok daha kolaydır. Genel anesteziye gerek kalmadan mı yani? Aynen öyle. Yani şimdi bazı özel durumdaki çocuklarımız olabiliyor, hastalarımız olabiliyor. Şimdi o hastayı klinik koşullarında siz koltukta oturtup, çünkü o kanal tedavisi uygulaması gerekecek çok büyük olasılıkla o hastaya. Büyük bir oyuk, büyük bir çukur olduğu için dolguyla kurtarılamazsa, dişin sinirine enfeksiyon sirayet ettiyse kanal tedavisi uygulaması gerekecek. Ama kanal tedavisi çok iyi izolasyonla yapılması gereken bir tedavidir. Yani sizin o dişin sinirini, bakın şurada görebilirsiniz, dişin siniri burası. Dişin sinirindeki iltihabı, enfeksiyonu tedavi edebilmek için ağzı, bu dişi ağızdaki diğer sıvılardan tamamen izole etmeniz gerekir ki mikrobiyal floradan orayı arındırabilin diye. Dolayısıyla özel gereksinimli bir çocuğun koltukta o pozisyonda bir saat hareketsiz oturması çok da olası bir şey değil. Bundan kaynaklı genel anestezi tavsiye edilmiş olabilir hastaya. Ama hastaya genel anestezinin tavsiye edilmesinin sebebi uyumsuz bu çocuk, hani yapamayız gibi bir durumsa, onu o işin uzmanı olan çocuk diş hekimleri çok güzel ikna eder. Mesela çocuk diş hekimleri bir çocuk onların kliniğine geldiğinde önce hemen hadi hangi dişi tedavi ediyoruz demezler. Önce oyun oynarlar o çocukla. Önce kliniği tanıtırlar. Onların klinikleri zaten şey, çocuk oyun alanı gibidir. Tanıtırlar. Orada mesela şeyler vardır. Oyuncaklar vardır. Önce oyuncakların dişlerini birlikte tedavi ederler. Evet. Sonra o çocuğun ağzında basit bir iş yaparlar. Bir hastam vardı, 8 yaşlarında geldi. Bırakın ağzını açmayı, çocuk benimle göz teması kurmuyor. Beni reddediyor. Tamamen anneye babaya dönük reddediyor. Ama ortodontik tedavi ihtiyacı var. Çok fazla erken süt dişi kaybı var. Bir çocuk diş hekimi uzmanı arkadaşıma yönlendirdim. Ağız hazırlığını yapsın, bana sonra gelsin diye. Hasta bana 3 ay sonra geldi. Yani bir günde yapmadılar ağızdaki işlemi ama genel anestezi de yapmadılar. Yavaş yavaş
Hekim önce onun güvenini kazandı, sonra yavaş yavaş bu uygulamaları yaptırdı. O yüzden çocuk diş hekimliği özel hastalarla da yine ilgilenen bir branştır. Bu bahsettiğimiz hastamız özel gereksinimli bir hasta değilse genel anestezi almadan da pekala dişlerini yaptırması mümkündür aslında. Ağzınıza sağlık. Yine sorularımız geliyor. Bir diğer sorumuz şu şekilde. 43 yaşındayım. Ortodontik tedaviye başlamak istiyorum fakat alt çenede iki diş eksiğim var. Diş eksikliği giderilip mi tedaviye başlanması gerekiyor? Ayrıca ortodontik tedavi öncesi yarı gömük 20'lik dişlerin mutlaka çekilmesi gerekir mi? Birinci soruyu cevaplayalım öncesinde. Diş eksiklikleri ortodontik tedaviden sonra giderilmesi gerekir. Bu ortodontik tedaviden kastettiği diş teli kullanımıyla alakalı değil mi? Yani dişlerde bir kayma var, bozukluk var, eksiklik var. Bir de şu vardır bakın, bir dişi kaybettikten sonra diğer dişler o dişin boşluğuna doğru göç ederler. Yani siz hani az önce bahsettik ya, çiğnemenin anahtarı. Mesela bu 6 yaş dişini kaybetti hasta diyelim. 6 yaşta geldi bu diş. Mesela 8'de kaybetti bu dişi. Önden yine 8 yaş civarında gelen bir diş var. Bir de arkada 12 yaş civarında gelen bir diş var. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? O iki diş. O kayıp dişin boşluğuna doğru devriliyorlar. O yüzden biz o kayıp dişin idamesini sağlayabilmek için önce devrilen dişleri doğrultmamız gerekiyor. Bunu yapan branş ortodonti aslında. Yani biz sadece bütün dişleri ağzında olup çapraşık olan ama dişleri çapraşık olan hastayı tedavi etmiyoruz. Biz yerini kaybetmiş, olması gereken, ağızda olması gereken yerde olmayan dişleri kendi yerine alıp ağzı bir sonraki adım olan protetik uygulamalara da hazırlıyoruz. Yani bu hastamızda kayıp dişlerin yeri implantla idame edilecekse eğer ki önce o implantların doğru boşluklarının ortodontik tedaviyle açılması gerekir. Ondan sonra implantların yerleştirilmesi gerekir. Doğru yaklaşım budur bu hastada. Bir de yarı gömük 20'lik dişlerin mutlaka çekilmesi gerekir mi? Bu dişlerde şimdi yarı gömük dediğimiz nedir biliyor musunuz? Dişin bir kısmı dışarıda, kalanı içeride. Yarı gömük dişlerin en büyük sorunu şudur. Trismus dediğimiz bir enfeksiyona sebebiyet olurlar yarı gömük dişler. Bir diş gömükse ağızdaki bakterilerle muhatap değildir. Yani çene kemiği içerisinde gömülü, üzeri örtülü bir sandık var. Sandığın içinde o diş. Ama yarı gömükse dişin bir kısmı ağızdaki bakterilerle irtibatta demek. Ve dişin üzerindeki mukoza, yani ağızdaki pembe kısım hareketli olduğu için ve hasta da o alanı iyi temizleyemediği için, çünkü en arkada kalan dişler, mesela hasta yine gelir, kulak ağrısıyla gelir, boğaz ağrısıyla gelir, ağız açıklığındaki kısıtlılıkla gelir. Bir bakarız orada da böyle bir diş etinde kırmızılık ya bir enfeksiyon belirtisiyle karşı karşıya kalırız. Hasta zanneder ki hastalanıyor. Yani bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Hayır, aslında gömülü diş enfeksiyonu geçiriyordur. O hastaya antibiyotik kullandırıp o gömülü dişin ivedi çekilmesi gerekir. Çünkü ne kadar iyi temizlemeye çalışsa da o bölgeyi temizleyemeyeceği için bu bir kısır döngü şeklinde devam edecek. Yarı gömük dişlerin bundan kaynaklı tedavi öncesi, yani ortodontik tedaviden aslında bağımsız ivedi alınması gerekir. Tam gömük dişlerin ise yapılacak ortodontik tedavideki diş hareketinin yoluna köstek oluyorsa, mesela ben dişleri geriye almak istiyorum, 20'likler orada bir bariyer oluşturuyor, benim dişlerimin geriye gitmesine izin vermiyorsa tedaviden önce çekilmesi gerekir. Burada da bireyden bireye ciddi farklar olabiliyor. Ama günün sonunda biz bütün 20'likleri almak isteriz hastanın ağzından. Eğer ki ağızda bir diş eksikliği olup 20'likler, mesela bu 6 numaralı dişlerin kaybından bahsettik. Bunlar çok erken yaşta kaybedildi. 7'de kaybedildi. Ve arkadan gelen iki tane azı bu 6 numaralı dişin boşluğunu çok güzel kapatmış. Çok ender vakada olur ama olabilir. Çok güzel kapatmışsa oradaki 20'liği kullanabildiğimiz durumlar var. Ama ağızda herhangi bir diş eksikliği, diş kaybı yoksa biz 20'lik dişlerden kurtulmayı tercih ediyoruz. Veya mesela 6 numaralı dişi biz kaybetmişiz. Anlattım ya, 8 yaşta gelen ve 12 yaşta gelen dişler devrilir 6 yaşında gelen dişin boşluğuna diye. Şimdi biz
bu devrilen dişlerle bu boşluğu zahiri olarak kapattığımızı zannediyoruz. Ağız içinde dişler devrildiği için sanki boşluk kapalı gibi. Ama kökler bölgesine baktığımız zaman birinin kökü burada, birinin kökü burada. O yüzden oradaki 20'liği çekip devrilen dişi dikleştirip kayıp yeri idame etmek. Hmm. Sağlıklı bir çene eklemi hareketi için yine gerekir. Çok gerçekten çok detaylı alanlar. Evet, evet, ayrıntılı. Şimdi bir sorumuz da şu şekilde. Sağ alt tarafta diş eti çekilmesi sorunum var. 18 yıl önce azı dişimi çektirmiştim. Bundan dolayı sağ altta o boşluğa kayma oldu. Tam sizin az önce anlattığınız gibi sanırım. İki diş boşluğu oluştu. Hocamız bana implantı önerir mi? Ve diş etlerimde çok çekilme var. Özellikle alt önlerde bunu yaşıyorum demiş. Alt önlerdeki çekilmenin birden fazla sebebi olabilir. Önce boşluk, kayıp dişin, 18 yıl önceki kayıp dişin alanındaki soruna değinelim. Şimdi orada 18 senedir olmayan bir fonksiyon var. Diş vardı, diş varsa çene kemiği var. Yani benim sağ alt taraf, şöyle anlatalım, şu diş gitti. Ve benim bu dişim etrafındaki çene kemiğini, bu dişin varlığı sağlıklı kılan, bu diş gittikten sonra bu bölgede çiğneme yapacağım bir yapı olmadığı için buradaki çene kemiği atrofiye uğruyor. Alçıya alınan kol misali geriliyor. Kendiliğinden büzüşüyor, eriyor. Dolayısıyla burada bir çene kemiğinin eksilmesi demek, diş etinin de aynı şekilde aşağıya doğru göç etmesi demek. Bu kimi etkiliyor? Sağdaki, soldaki dişler sağlıklı olsa da bunların yan yüzeylerini etkiliyor ve bunlarda da diş eti çekilmesine sebebiyet veriyor. O yüzden bu bölgedeki bir dişin tedavisinde çok büyük olasılıkla önce buraya bir kemik tozu koyacaklar. Yani kayıp dokuyu yerine koyacaklar. Sonra kayıp dişi yerine koyacaklar. Ön bölgede ise İki sebepten dolayı çekilme olabiliyor. Bir, yine bahsettiğimiz hijyen kontrol eksikliğinden, diş eti rahatsızlığından kaynaklı çekilme olabilir. İkinci sebep de şu, dudağı dişlere bağlayan, çene kemiğine bağlayan şurada bir kas yapı vardır. Frenulum deriz biz bu kas yapıya. Bu kas yapı normalde daha diş etlerinden böyle 4-5 milim daha aşağıdan bağlanır. Ama bu kas yapı bağlanması gereken noktadan daha yukarıda bağlanıyorsa, bizim her dudak hareketimizde diş etini aşağıya çeker dudak. Bu yüzden de yapısal bir diş eti çekilmesiyle de karşı karşıya olabilir hasta. Yine bunun için bir muayene olması gerekir. Sebep, orada frenulum dediğimiz kas yapının daha yukarıdan bağlanmasıysa, o kas yapının konumu değiştirilir. Uzman doktor tarafından, diş eti uzmanı tarafından. Sebep periodontal sorun, yani hijyen eksikliği kaynaklı bir sorunsa bunun idamesi yerine getirilir. Geçmiş olsun diyelim, kolaylıklar dileyelim. Şimdi yavaş yavaş artık son 5-6 dakikanın içindeyken özellikle ortodontik tedaviyle alakalı farklı endişeler de olabiliyor hastalarda. Çok ağrılı bir süreç olmasıyla alakalı, hijyeniyle alakalı ya da beslenme düzeninde belli değişikliklere gitme gereksinimiyle alakalı. Bununla ilgili de doğru bilinen yanlışlar desek yine, evet, neler çıkıyor karşımıza? En başında ortodontik tedavi çok ağrılı bir süreçtir. Aslında yanlış bir bilgi. Ortodontik kuvvetlerin fizyolojik kuvvetler olması lazım. Yani patolojik kuvvetler dediğimiz bireyde ağrıya sebebiyet verecek eşiğin üzerindeki kuvvetler ortodontik tedavide bizim istediğimiz kuvvetler değildir. Yani bir birey ortodontik tedavi sürecinde ben her aşamada çok ağrı duyuyorum, süreç boyunca hep ağrı duyuyorum diyorsa burada eksik, yanlış bir şeyler var demektir. Ortodontik tedavide mekaniğin, yani bu tellerin veya şeffaf plakların ağza uygulanmasını takiben 1-2 günde diş hareketi başlar ve tedavi boyunca dişler hareket halindedir. Hafif oynar. Hastalar hatta endişelenir. Benim bazı dişlerim oynuyor gibi, acaba bir sorun mu var diye. Ama bu tedavinin doğasıdır. Çünkü hareket edecek o diş, oynaması son derece beklenen bir durumdur. Biz burada mekaniği uyguladıktan sonraki ilk 1-2 günkü, yani sıfırdan
o harekete başladığımız gündeki ağrıları normal sayıyoruz. Ama bu ağrılar, o ilk 1-2 gün hastanın duyduğu ağrılar tedavi boyunca devam ediyorsa bir şeyler sıkıntılıdır. O ağrıların tedavi boyunca devam etmiyor olması gerekir. Seanslarda biz hastalarımızı 4-5 aylık periyotla, 4-5 haftalık affedersiniz, periyotlarla görürüz. Ve hasta geldikçe biz kuvveti aktifleriz. Yani sistemin uyguladığı kuvveti aktifleriz. Hasta der ki baskı hissediyorum. Yani doğru kelime baskıdır, ağrı değil. Bazı zor diş hareketlerinde ağrı duyar hasta tedavi sürecinde. Ama her seans için değil kesinlikle. Bu ağrı da 1-2 gün içinde geçecek ağrıdır. Yani ortodontik tedavi süreci süreç boyunca ağrı duyacağınız bir tedavi kesinlikle değildir. Özellikle şeffaf plak tedavilerinde hareketler sekanslanır, bölünür. Yani ne demek istedim? Siz bir hastanın ağzına teli taktığınız an bütün dişlere aynı anda kuvvet uygulamaya başlarsınız. Ama şeffaf plak tedavilerinde planı siz geride kurguladığınız için şunu diyebilirsiniz. İlk 5 plakta sadece ön 4 diş hareket etsin, devamı hareket etmesin. Hareketi böldüğünüz için hastalar size şu şikayetle gelir. Benim dişlerim hiç ağrımıyor, acaba düzelmiyor mu? Hmm. Çünkü hep ağrıyacak diye, evet, bir beklenti var ya. Sonra da bak, şey yaparsınız, gösterirsiniz, öncesi sonrasını gösterirsiniz. Ha evet der, düzeliyor. Ama daha bir ağrı olması gerekiyor sanki gibi düşünüyorum. Yani demek istediğim şey şu, bu tedavi süreci zannettiğimizin aksine ağrılı bir süreç değil. Ama disiplinin çok iyi olması gereken bir süreç. Yani hasta güzel bir gülümsemeye sahip olmak istiyorsa, sağlıklı bir diş dizisine sahip olmak istiyorsa. Çünkü biz iletişimde önce gözlere bakıyoruz, sonra ağza bakıyoruz, dişlere bakıyoruz. Yani bizim için çok önemli. Ve bence daha önemli konu, yine en başında söyledik, ağza açılan, vücuda açılan kapı ağızdır. Buranın sağlığını istiyorsa o 1-2 yıllık ağrılı demiyorum ama disiplin gerektiren süreci tolere edebilmek durumunda, evet, bana sorarsanız. Kübra Hanım çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Çok net bir şekilde ifade ettiniz. Gerçekten bu konuyla alakalı kafasında soru işaretleri olanlar varsa, endişeleri olanlar varsa. Oldu da yayının başını izlediler, sonunu izleyemediler, sonuna denk geldiler, başını kaçırdılar. Ya da çevrelerinde var böyle birisi. Bu yayını mutlaka duyurmalılar bence seyircilerimiz. Çünkü çok net, çok güzel anlaşılır şekilde ve endişeye hiç mahal olmadığını da izah, evet, edecek şekilde bu bilgileri bizimle paylaştınız. Ağzınıza sağlık tekrar, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendini Bilmek'te bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.